Değerli izleyiciler, bir Teke Tek klasiğini herhalde televizyondan ayrıldık diye bırakacak halimiz yoktu. Her yılbaşı biliyorsunuz ki Türkiye'nin önde gelen astrologlarıyla bir araya geliyoruz. Ve bir sonraki yılın ne diyeyim, neler getireceğini hafif böyle eğlenceli bir şekilde sizlere aktarıyoruz. Buna ister inanırsınız, ister inanmazsınız ama bunun sonuçta bunun keyifli bir iş olduğunu inkar edemezsiniz. İnansınız, inanmasanız da izlersiniz, neşelenirsiniz. Hatta en inanmayanlara bile ucundan biraz hafif böyle bir etkilenirler. Yine bugün de 2024'ün bize neler getirip neler götüreceğini yılbaşı akşamı, yılın son gününde bir kez daha konuşacağız. Bu sefer kadromuz değişik, hafif değişik. Kadronun as elemanlarından Dinçer Güner burada. Didem Sarman ve Emre Tuğçe Akarlar'da. Bizimle beraber sizler yenisiniz. Yani yeni, bizim programda yenisiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Dinçer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sene sizi göremedik, üzüldük. Olsun. Kısmet bu seneymiş. Zaten geçen sene çuvalladık biliyorsun. Estağfurullah. Herkes Fenerbahçe şampiyon dedi. Ben de benim için de bir tek o önemliydi. Bu öngörülerde. Ve çuvalladılar. O yüzden bu sene yeni kadroyla sahaya çıktık. Bu sefer bir tarafında işte Didem Şarman sporcu zaten. Evet, sporcu. O zaten hani bu konularda yeterince Didem baktım. Yelkenciymiş galiba. Evet. Milli yelkenci. Milli yelkenci. Milli başarısı var hatta değil mi? Öyle. Evet. Uluslararası anlamda. Dünyada Avrupa'da. Çünkü yıldızlara bakarak rüzgarı nasıl eseceğini güzel tespit etti ve ona göre hile yaptı. Bir yerden bağlantı var yani sonuçta. Bir bağlantı var yani. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür Siz ederim. Siz uzaklardan geldiniz. Evet. Sizin için Dubai'den geldim. Bizim program için Dubai'den geldim. Aynen öyle. Ne kadar iyisiniz, sağ olun. Teşekkür ederim. Yani çok mutluyum tabii ki. Işık gibi geldiniz, çok sevindik gelmenize. Çok sağ olun. Dubai nasıl, iyi mi? Güzel. Sedat nasıl, iyi mi? O da iyi. O da iyi değil mi şu an? Sedat Peker oralar demiş diye duyduk da. Öyle duyduk biz de, evet. Siz görmediniz ama. Yok ama aynı otelde yaşamışız ilk gittiğimiz zaman. O çubukların olduğu çekimin yapıldığı otelde. Evet, evet. Şahane otel. Şimdi oraya Türkler gidip geziyorlar, tavaf ediyorlar. Evet. Gerçi sonra ortadan kayboldu ama. İşte, mafya reisine güvenirsiniz, varacağınız yer budur yani. Tam iyi, önemli andı, pırt kayboldu. Şu an bilmiyoruz. Evet, biz de bilmiyoruz. Lokant açmış diyorlar. Gıdada her zaman para var. Yıldızlara sorabiliriz, var mı öyle bir şey? Sedat Peker'in yerini oradan bulabilir miyiz? Yok, bulamayız. Bilmiyoruz nerededir şu an ama. He? Nerededir acaba şu an? Dinçer'cim, bu akşam program bugün program sana emanet. Estağfurullah. Çünkü kadro... Senin kadron ve beraber neler konuşacağımızı önceden bildiğimiz şeyleri kadar konuşacağız aslında. Yani her zaman hayır, konuştum. Bildiğimiz şeyleri konuşacağız. Bilmediğimiz şeyleri konuşacağız. Değil mi? Evet, şimdi o zaman ben küçük bir açılış yapayım. Hadi bir açılış konuşacağımıza dair. İşte önemli bir seneye giriş yapıyoruz, 2024 senesi. İşte program boyunca bir kez tutulmalardan bahsedeceğiz. Yine mi tutulmalar? Güneş ve ay tutulmaları. Yılda çünkü iki tane oluyor. İki güneş, iki ay tutulması. Sonrasında işte önemli gezegen geçişleri, Jüpiter'in işte Boğa'daki seyri ve İkizler'deki seyri, bir de işte Neptün'ün Jüpiter'le ve Satürn'le yapacağı böyle çok önemli kontaklar var. Bir de böyle güzel, önemli kontakların olduğu zamanlar var. Aslında biraz bunlardan bahsedeceğiz hep beraber sizlere. Bugün... Bu sene şey var mı? Merkür retrosu, Jüpiter bilmem nesi falan. Var tabii. Merkür zaten 4 ayda bir. Hep retro, sürekli retro. Evet, evet. Yani hep oluyor zaten. Orada şey yapacak bir durum yok. Merkür'den kaçış yok. Yapma ya. Sizin yani gibi... o ufacık gezegen bu kadar mı etkili? Yani etkiliyor sonuçta. 4 ayda bir, yılda böyle 3 hafta kadar geri gidiyor. Şimdi tutulmalarla başlayacak olursak eğer, başlayalım şimdi. 2024 nasıl bir sene? Bir kere ben 2024'ü çalışmaya başladığımda aslında şunu gördüm. Dünyanın ölmeye başladığını gördüm aslında. Biz artık ciddi anlamda dünyanın yavaş yavaş öldüğüne tanıklık etmeye başlayacağımız bir seneye giriş yapıyoruz. Sadece 2024 için söylemiyorum. 2024 ve takip eden belki bir 10 sene, 15 senelik süreç içerisinde artık dünyaya son suni teneffüsler yapılmaya başlanacak. Dünya gerçekten de ölüyor. Toprak, hava, iklim, insan kalitesi, doğa. Zaten doğa ölürse zaten insanlık ölür. Ve biz ciddi anlamda 2024 senesinde... Bunu yıldızlar mı söylüyor, sen mi söylüyorsun? Çünkü birdenbire Greta Thunberg gibi konuşmaya başladın. Yok, öyle bir misyonum zaten yok benim.
Bunu tamamen gökyüzüyle ilgili söylüyorum. Çünkü 2024 senesi 21 Ocak'ta Plüton dediğimiz bir gezegen var. Ağır abilerden bir tanesi kendisi. İşte 1,5'da ortalama 20 yıl kadar kalıyor çünkü. Ve Kova burcuna geçiş yapacak ve 2043 senesine kadar sürecek. Plüton ölümle ilişkilidir her zaman. Plüton bir yere girdiği zaman önce orayı öldürür, yok eder ve yeni bir sistem ve düzen kurar. Plüton'un yaptığı şey budur. Ve bu 20 senelik süreçte Kova burcuna geçmesiyle birlikte aslında dünyanın da artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz bir sürecin başlangıcına işaret ediyor aslında. Bu yüzden 2024 aslında dünya açısından büyük sonun başlangıcı diyebiliriz. Hani bu kadar kötü bir başlangıç yapmak istemezdim ama gerçek bu. Hani bunu ben söyledim diye de değil. Yani dünya mı yok oluyor, insanlık mı yok oluyor, her şey mi yok oluyor? Şimdi bakın, mevsim artık mevsim değil. İnsanlar artık insan değil. Artık savaşlar da başladı. Doğa artık hani baktığınız vakit farkındaysanız son 2 senedir, 3 senedir yok karbon ayak izi, yok işte daha işte yeşil, küresel ısınma vesairesi. Niye bunlar çıktı? Çünkü artık büyük sona geldiğimiz için çıktı bunlar. Bazıları diyor bunları bizi korkutmak için söylüyorlar diyenler. Değil, şimdi hemen onun bir tarihsel bir bağlantısı var aslında. Şimdi Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor, evet ama... Kaç yılda bir geçer Plüton Kova burcuna? Valla kaç çok. Diyeyim bir... 20x12. Evet yani kaç? 400... Yani 500 yıla yakın. 500 yılda bir. Yani çünkü Plüton'un sabit bir yörüngesi olmadığı için... İşte Kova'da 20 sene kadar kalacak ama işte en son işte Oğlak'ta 15 sene kaldı. Bazen 12 senede kalıyor, bazen 23-24 de kalabiliyor ama hani ortama 400-500 yıl arası bir şey var, seyri var aslında bakarsanız. Bir bütün kuşağı gezmesinin aslında. Şimdi Plüton en son şimdi gökyüzündeki gezegen... Şimdi Kova'ya mı geliyor? Evet. Daha önce Kova'ya 400 sene önce gelmiş. Ortalama. Yaklaşık. Şimdi gökyüzündeki gezegenler belirli döngülerle çalışıyor. Hani her sene bunu zaten bahsediyoruz. Bir tam döngüleri var, bir de yarı döngüleri var. Plüton'un en son Aslan burcuna geçtiği döneme baktığımızda, çünkü Aslan Kova'nın tam zıt burcu. Baktığımızda bu da aslında artık sanayi devrimlerinin başladığı, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemi anlatıyor. İlk yakın tarihli şey baktığımızda bize bu tarihi anlatıyor. Tam o dönemlerden başlayan bir süreç var. Şimdi Plüton'un Kova'ya girmesiyle birlikte o dönem başlayan sanayi devriminde ne oldu? Fabrikalar açıldı. Ondan sonra fabrikalar alkışlanıldı. İşte kömür kullanımı arttı. Buhar makinesi, buhar makineleri çıktı. İkinci Dünya Savaşı, işte Rusya-Almanya arasında başladı. Dalga dalga yayıldı dünyanın haritası. Ama buhar makinesi İkinci Dünya Savaşı'da hemen hemen bir 200 sene var. Var. Ama zaten Plüton Aslan süreci yaklaşık bir 15-20 senelik bir süreç zaten kapsadığı için söylüyorum bunu. Şimdi bunların hepsi totalde baktığımızda şimdi Kova'ya geçiyor. Aslan'ın zıt burcu olan Kova'ya geçiyor ve... Bu sefer de fabrikalar kapanacak mı? Evet. Fabrikalar kapanıyor artık. O yüzden biz aslında şeyi konuşuyoruz. Yeşil dünya, karbon ayak izi, işte artık karbon salınımı olmasın, işte kömür olmasın, petrol yakıtları olmasın, fosil yakıtları olmasın, sera gazı, iklim krizi. O yüzden konuşuyoruz bunları. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık ölüyor. Hani sen istediğiniz kadar bunlarla işi kurtarmaya çalışın ama kurtaramayacaksınız aslında. Bu bir. İki, şimdi İkinci Dünya Savaşı başlamıştı Plüto Aslan'da. Şimdi Plüton Kova'ya geçiyor. 2023'ün Mart ile Haziran arası geçmişti aslında. O zaman İkinci Dünya Barışı mı başlayacak? Başlamaz. Çünkü aslında nasıl Rusya-Almanya arası İkinci Dünya Savaşı'nın fitilini yakmıştı sadece. Ve dalga dalga onu yayılmıştı ve dünyanın yeni bir haritası oluşmuştu. Şimdi farkındaysanız Rusya-Ukrayna ile başlayan, sonrasında Filistin-Gazze ile devam eden ve bence 2024 senesinde dünyada başka ülkelerin de kendi aralarında savaşkan bir enerjiyle buradaki atmosferin birazcık daha genişleyici ve yayılacağı ve biz bence 2024 savaşlar senesi mi olacak diyebiliriz bence. Dünyanın haritasının yeniden çizilmeye başlanacağı birkaç senelik sürece giriş yapıyoruz biz. Bu yüzden önemli. Bence bazı sınırlar hem iklim açısından hem de ülkelerin birbirleriyle kurdukları ya da kuramadıkları iletişimsizlik, savaştan dolayı
aslında yeniden sınırın çizileceği bir dünyaya giriş yapıyoruz diyeyim. Ve ben şimdi arkadaşlarıma açılışı yaptım. Onlar böyle bir devam etsinler. Ben gene böyle şey yaparım arada. Girelim. Yani sen ülkeler anlamında tabii çok güzel söyledin. Estağfurullah. Ama bir de bunun şeyi var. Yani Kova burcu mesela toplumları anlatıyor. Plüton ise kontrol etmekle alakalı. Dolayısıyla bu yıl itibariyle toplumlar üzerinde biraz daha güç ve manipülasyonun olumsuz kullanımını ve yani diktatoryal rejimler söz konusu anlamında. Evet, ama bunu internet üzerinden yapmak, biraz daha bu dark web'in kötü taraflarını görmek. Ben olsam mesela şu saatten itibaren sosyal medyaya ne koyduğuma, hangi bilgimi nerede paylaştığıma çok dikkat ederim örneğin. Çünkü Plüton Kova'dayken gerçekten birçok bilgimiz kopyalanabilir, kötü niyetli insanların eline çok daha fazla geçebilir, yapay zekanın biraz daha kötü kullanımı ya da aşırı olumsuz evrimleşmesiyle ilgili bazı haberler düşebilir. Ha, bu zaten çok enteresan değil. Şu andan itibaren beklenen de bir şey. Ama astrolojik sembolizmde tam olarak buna karşılık geliyor. Mesela Kova teknolojik aletlerle ilgili, örneğin dronlar. Plüton ise yıkım. Örneğin dronlar üzerinden Plüton gelen... Plüton ufacık bir gezegen. Niye bu kadar etkiliyor? Vallahi bir ara gezegendi. Gezegen değil. Yani aslında kaya parçası gibi bir şey yani. Yani internet ağlarına saldırılar, işte dronlar üzerinden bu şekilde şeyler yapılması. Sonra bunu biraz düşündüm ben. İnternetle ilgili sorunların, özellikle bu yıl için konuşulan şey var. İşte güneşte patlama mı olacak, güneşin lekelenmeleri... Elektrik kesilecek falan var ya, felaket senaryosu. Eşe doğru konuşuyoruz. Aynen. Kesilmeyecek elektrik insanlar... falan. Yok olmayacak. Yok olmayacak tabii canım. Spekülasyon yani tamamen. Evet. Çok zengin insanlar sığınak yaptırıyor. Bunlar neden oluyor falan filan diyenler var. Jeff Bezos yaptırmış galiba. Bir de şey Zuckerberg yaptırmış galiba. Mesela ben yaptırmadım yani. Ben onlar kadar zenginim aslında. Ne biliyorsun? Bayağı da böyle sansasyon yarattı bu konular. Evet. Tabii ki insanların merak ettiği yani bir şey. Yani şu anda özel hayatlarımızı sergilememe, bilgilerimizi ekstra koruma. Koruma ve paylaşmama dönemi başlıyor aslında. Evet. Bir de burada işte bunları araştırırken şeye dikkatimi çekmişti. Yani internete geçici süre bir şey olsa ne olur? Ama internete bir şey nasıl olabilir? Orada açıkçası ben de tam hakim değildim. Araştırdıktan sonra biraz daha iyi anladım. Grasshopper diye bir kablo sistemi var. Bu kablo sistemiyle birlikte bütün dünyada okyanusların altından bir borular geçiyor. Kablo onların geçiyor. İçinden internet bağlantıları geçiyor. Ve tabii ki işte Amerika bir ara mesela Rusya'ya şey yapmış. Yani buralarda çok dolaşmayın. Hani bir sıkıntı yaratmayın. Bu bütün herkesi etkiler sonra gibi. Ha, diğer yandan Çin'le Amerika arasında bunların teknik olarak yapımıyla ilgili ticari bir savaş varmış. Ancak tabii ki elektrik ya da internetle ilgili bir şeyler akla geldiği zaman olası böyle bir sorunda, ki şunu da ekleyeyim, hani bazen zaten okyanus altında olduğu için bazen kendi kendine zarar gördüğü durumlar oluyor. Oluyor. Sonuçta bir tane kablo yok yani bir ülkeyi bir yere bağlayan, ama kasıtlı olarak bir terör hamlesiyle ya da başka bir türlü bir niyetle, bilemeyiz şimdi kimin canı sıkılacak, ne olacak, bir şey yaptığı zaman örneğin internetin çökmesinin tabii ki bütün dünyada inanılmaz bir etkisi olabilir. Uçaklara kadar etkisi olabilir hani. Peki şimdi bu yıl öyle bir tehlike mi baş gösteriyor? Şöyle, ben bunu bu yıla özel olarak söyleyemem. Ancak Plüton Kova burcuna geçtiği için bu 20 yıllık süreçte 20 yıl. Artık böyle fantezi gibi gelen şeyler bize artık hiç de aslında fantastik değil. Ha, bu yılın kendine göre tabii ki ekstra zorlukları var, ama bunu daha çok genel olarak şu an bu yıl ekstra zorluklar izah etmek istedim. Tuğçe arkadaşım eklesin Plüton Kova ile ilgili bu seneyi mesela. Tamamdır. Gördüğün şeyleri. Şöyle söyleyebilirim. Plüton Kova'ya geçtiği zaman aslında sürekli böyle yeni ticaret yolları arayışına girmiş insanlar. Sınırların değişmesi, yeni yerleşiklerin ortaya çıkması, dini reformların toplumu şekillendirmesi gibi durumlar söz konusu olmuş. Çok ciddi buluşlar ve icatlar tabii ki yapılıyor. Bu buluşlarda mesela 2024 yılında anatominin daha da derinleşmesi, daha yeni tedavi yöntemlerini aslında uygulanması gibi konular söz konusu olacaktır. Bazı ülkeler ön plana çıkıyor. Yani Avrupa aslında ön plana çıkmaya başlıyor. Avrupa. Aynen. Şunu diyebiliriz aslında. Bu Plüton Kova'yı bu seneki Koç terazi tutulmalarıyla birleştirdiğimiz zaman aslında insanlarda bu işte keşfetme, daha yeni yerler arzusu. Az önce Dinçer'in de bahsettiği gibi hani bu yeni kaynak arayışı aslında. İşte karbon ayak izini bitirme sürecinde yeni madenlerin keşfedilmesi ihtiyacıyla enerji sürekli ihtiyacı. Böyle bir sınırlarımızı genişletelim ihtiyacı olacak gibi gözüküyor aslında. Bir de bunu Jüpiter'i de eklediğimiz zaman
insanlar sürekli olarak daha farklı yerleri keşfetmek, sınırı tanımamak. Jüpiter'i ekleyince oraya mesela bir de bunu savaş yoluyla yapmak mı gündeme geliyor? Şöyle oluyor. Ben aslında böyle kişisel haritalarda yorumlarken böyle hani burç bazında bakarken iyi gördüm. Ama aslında koç terazi konsept olarak baktığımızda insanların hani biraz artık bencilleşerek ben bunu istiyorum çok daha özgür ve yüksek sesle dillendirdiği bir dönem olacağı için hani diplomasiyi ve doğru iletişim şeklini koruyabilsek aslında belki çok daha yapıcı ve kolektifte fayda yaratabilecek icatlar ortaya çıkartabilecekken diller biraz sertleşebilir ve o zaman hani bu üçüncü dünya savaşı değil belki yani. Ama aynen tansiyonu arttıracak. İşte belki Çin'i mesela savunma anlamında aslında daha fazla motive edecek, Japonya tarafını karıştıracak, işte belki BRICS'i daha fazla ön plana getirecek gibi gibi böyle bir kaos aslında bizi götürüyor gibi duruyor aslında toparlarsan. Ve bütün bunları Plüton mu yapıyor? Yani hepsi. Şimdi şöyle, neden Plüto ile başladık? Boyundan büyük güçlere kalkışmış. Neden Plüto ile başladık? Çünkü aslında Plüton, Neptün ve Uranüs jenerasyon gezegenleri. O ne demek? Jenerasyon gezegenleri bu güneşten uzak olan gezegenler. Bir burçta çok uzun süre vakit kaybeden ya da gezen, dolaşan diyeyim. Gezegenler. Yörüngeleri çok uzun çünkü. Evet, çok uzun. Bunlar dünyadaki trendleri, jenerasyonlar arası farklılıkları, ekonomiyi, sosyal değişimleri. Uzun süreli etkiler. Evet, etkileri aslında bahsediyor. Daha kısa değil, daha uzun vadeli. Jenerasyonların nelere maruz kalacağını anlatıyor aslında. O yüzden önemli. O yüzden biz bir Plüto Kova ile giriş yani yaptık. Yani Plüto Kova eşleşmesi ya da Plüton'un Kova burcuna girmesi dünyada önümüzdeki 20 yıllık dönem içerisinde çevresel sorunları arttıracak. Evet. İnternet üzerindeki güvenlik problemlerini evet. Hem yazılımsal hem donanımsal gündeme getirecek ve yeni yeni tehdit algıları, yeni yeni tehlike algıları çıkacak. Bu arada sınırın değişmesine yönelik de bir takım hamleler girebilir. Bazı ülkelerden kötü bir döneme giriyoruz. Doğru. Şimdi ben ve bu 15-20 yıllık bir dönem. Şimdi ben çok kısa aslında bir referans noktası olması açısından Plüton Kova'dayken daha önce neler olmuş referans noktası olarak. Bak şahane olarak. Bir şey bu. Tamam. Mesela hemen söyleyeyim. Göktürk Devleti kurulmuş. İyi bir şey. Ondan sonra Çin Seddi yapılmış. Bu yine çok onlar önemli. Onlar için değil bizim için kötü bir Pers şey. Pers İmparatorluğu kuruluyor. İyi bir Plüton şey. Kova süreci içerisinde. Hazreti Muhammed doğuyor. Bunlar hep böyle insanlığı böyle çok etkileyen, çok böyle önemli sinüs, kosinüs gibi trigonometrik ondan sonra hesaplamalar ortaya çıkıyor. Harezmi sıfır sayısını buluyor. Çünkü matematik sonuçta kova ile ilgili olan bir şey. Bilimle ilgili bir önemli bir şey bulunuyor aslında sıfır sayısı. Yine Dandanakan Savaşı meydana geliyor. Yine bu Plüto Kova süreci. Pasinler Savaşı meydana geliyor. 1532'ye bir denk geliyor. 1777-78'e denk geliyor. O buhar makinesinin icat edildiği zamanlara denk geliyor. Falan. Aynen öyle. Bunun dışında Fransa'da mesela işte 1789'da şey başlıyor. Fransız devrimi i̇htilal. Başlıyor. Tabii ihtilal. Ona mı orada? Tabii Plüton Kova'nın hep bunlar vay etkileri. Plüton Kova'ya bakıyorum. Ya da işte yine 1778-99 arası Amerika'da şirket sayısı 33'ten 328'e çıkıyor birden. Ve bununla birlikte küreliğe karşı başlayan büyük bir muhalefet aslında başlıyor. İşte her Plüton Kova dönemlerinde aslında bir yerde... Bir düzen değiştirme arayışı var. Aynen öyle. Ve aslında biz dünyanın düzeninin değiştiği bir yıllara doğru giriş yaptık ama 2024... Bunun açısından çok önemli çünkü tutulmalar koç ve terazi burçlarında gerçekleşecekler. O ne demek? Şimdi gelelim tutulmalara. Tutulmalar, güneş ve ay tutulmaları aslında önemli. Çünkü biz güneş ve ay tutulmalarına bakarak yaşadığımız senenin 3 aşağı 5 yukarı genel konseptinin ne olacağını anlarız biz tutulmalarla birlikte. Yılda genelde iki güneş, iki ay tutulması olur. Bazen buna bir beşincisi eklenir ya da eklenmez. Bunun da astronomik bir sebebi var. Şimdi güneş ve ay tutulmanın gerçekleşmiş olduğu burçlar bize genel temayı anlatıyor her zaman. 2024 senesinde tutulmalar koç ve terazi burçlarında gerçekleşecekler ama 2023'ten aktarılıyor bu. Koç terazi aksı, astrolojideki temsil ettiği şey koç ve terazi ilişki yönetimi. Savaş ve barış demektir. Yani sadece insan arası, ülkeler arası ilişkiler. Tabii. Her türlü yani hem ülkeler arası hem de bizim her türlü insani ilişkilerimizi anlatıyor aslında. Şimdi bu tutulmalar özellikle koç, şimdi baktığınız vakit gün içi gezegeni Mars, mitolojideki karşılığı Ares. Ares'i zaten savaş. Savaş.
Terazi, Yunus gezegeni, Venüs, Afrodit. O da ne yapıyor? Fik 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 hani böyle. Finger demek istiyor yani. Hani Venüs öyle bir şey yani sonuçta baktığım vakit. Hani kimi götürsem, ne yapsam, hani kime yakınlaşsam falan filan. Hani Venüs de yaptı öyle bir şey. Şimdi burada bir şey var aslında. Yani bir ilişki durumu var aslında. Yani ilişkilerin patlaması durumu da var. Hani o Venüs'ün o fingirdek olma haliyle ortaya çıkan. Bence acayip böyle hem ülkeler arası hem de ülkenin kendi yani bir takım ülkeler birbirleriyle çatışırken bir takım ülkeler de fingirleşmeye başlayacaklar. Evet, aslında bir ilişki kurucu geliştirecekler. Aynen. Bize BRICS yolları göründü o zaman. Kuvvetle muhtemel. Biz Rusya'yla ve Çin'le fingirleşeceğiz. Yani yakınlaşmalar olabilir tabii ki. Yani bunu biz tabii ki ülke açısından fingirleşme demeyelim. Bakın da dert almayayım şimdi. Ne diyorsun? Sen demedin, ben dedim. Şimdi tutulmaların böyle bir durumu var. Şimdi ilk tutulma 2024 senesi içerisinde 25 Mart'ta gerçekleşecek. Terazi burcunda bir ay tutulması olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu tutulmaya Plüton'un çok güzel bir desteği var. Plüton'un bu güzel desteğiyle birlikte öncelikle şunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Sana hem katılıyorum hem katılmıyorum. Ben teknolojideki gelişmelere bayılıyorum bu arada. Yani ya tabii olumlu şeyleri ben çok seviyorum. Ama olumsuz tarafları. Ben de teknoloji daha da gelişsin yani isteyen bir taraftayım. Yani işte radyo, televizyon, işte cep telefonu, internet, bilgisayar, o falan bence güzel şeyler bunlar. Onun YouTube, evet YouTube ama falan. İşte o yapay zeka falan hani nereye gidecek kısmı var ya bir. Yani en son daha evet, yeni tamam. Haber okudum. Geçen yıl şeye saldırmış fabrikada, işçiye saldırmış. Yapay zeka mı? Robot. Robot, yapay tamam. Zeka. Nasıl tamam? Normal insan da insana saldırıyor bir yerde yani. Bir şey işte. Ama tabii robotu dövemezsin. Ya. Hayır, 3 sene sonra yani. evrimleşip ondan sonra çık buradan git demesin bize. Diyecekler. Doğru programdan bakın aslında bunun aslında şey söyleyeceğim. Tesla'nın sahibi kimdi? Elon Musk. 2023 senesi bir bildiri yayınladı. Dedi ki, arkadaşım siz ne yapıyorsunuz? Bu yapay zekayı açtınız evlere. Bunun daha hiçbir diyor denetimi yok. Bunun bir şeyi yok. Hani siz bunu dünyaya nasıl bırakırsınız dedi. O bahsettiğin konu denetimsizlikten dolayı o ortaya çıkan bir şey. Ama şimdi bu Plüton Kova Jüpiter ikizlere girdiği vakit belli ki 2024'ün Mayıs'ı itibariyle yapay zeka ve bütün dijital konularla ilgili yepyeni düzenlemeler geliyor. Yani bir regülasyon dönemi başlıyor. Başlayacak zaten. Beni biraz şey endişelendiriyor galiba. Hani çok fazla böyle ülkeler arası manipülasyonlar var ya. Üzeri kapalı saldırılar, şunlar bunlar. Yani aman yapay zeka sıkılan almadan önce yok muydu manipülasyonlar? Hayır yani, evet ama yarın İsrail, canı sıkılan biri... yaptı ya, yapay zeka yani, yaptı. Yarın canı sıkılan biri bunu daha da kötüye kullanır mı kısmında? Yani canı sıkılan yapay zeka iyice yani bunu felaket hale getirebilir mi? Getireceğim. Yani, İnsanın bir sınırı var. Yapay zekanın sınırı yok çünkü. Kalemle yazı da yazarım. Gözünde çıkartırım seni. Yani insan çok niyetine bıraktıktan söyledim, sonra... Evet. Hani her şeyi yapabilirim. Edebiyat eserleri de çıkartırım. Tak tak gözümü de çıkartırım. Hani baktığım o zaman kalemi de mi yok sayalım? Hani insanın iradesiyle alakalı bir şey bu. Ama tabii ki işte bu 2023 senesinde Plüton Kova'ya girdi bu arada 2023'te. Kısa bir süre kaldı. O dönem ChatGPT ile elimizin altına girdi, evimizin içine girdi. Şimdi artık bilin yani şuna ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Artık yapay zeka artık bizim yatağımızın içine kadar girecek. Yani her tarafımıza girecek bu belli yani. Hayatımızın her alanına. Bunun tabii ki negatif şeyleri de olacak. Ne olacak negatif tarafları bunun? İnsan gücünün yapabildiği şeyleri yapabilmesi demek, insanların işsizlik sayısının artması anlamına geliyor. 2024 ve sonrasında bir kere insanların kendilerini güncellemeleri gerekecek aslında. Yani yeni düzene, yeni sisteme bir kere güncellenmeleri gerekecek. Çünkü birçok iş yerlerinde yapay zekayı kullanacaklar. Mecburlar kullanmaya. Şimdi tutulmaya girelim. Bu tutulmanın işte bu regülasyondan bahsettik. İşte bu 25 Mart tutulmasının yapay zeka ve dijital konularla ilgili bir regülasyonu eminim ki gündeme getirecektir. Bunun yanı sıra şimdi bu tutulmanın şöyle bir özelliği var. 25 Mart'taki terazideki tutulmanın. İlişkilerde, ekonomide, diplomatide daralmalar diye not almışım. Çünkü bir Venüs-Satürn kavuşum var bu tutulma içerisinde. Bu tutulmada terazi burcunun ilk dekanı burası. 5 derece terazi. Mevsim dışı yağışlar demek burası. Biz 2024'te Şubat, Mart ve Nisan'da biz mevsim dışı yağışlar görebiliriz. Nisan'da kar görebiliriz yani. Evet. Ben İstanbul'da 4 Mayıs'ta kar yağdığını hatırlarım. Ya da kasırgalar görebiliriz, bizde hiç olmayan. Biz mesela 2024'te ben deprem konuşacağımızı çok düşünmüyorum. Ama biz 2024'te kasırga konuşabiliriz. Veya biz 2024'te deprem görünmüyor mu? Tsunami konuşabiliriz. Peki mesela geçen sene 2023'te bir deprem öngörmüş müydünüz? Ben görmüştüm. Böyle birkaç tarih vermiştim.
Ondan sonra hani önemli bir seneydi çünkü 2023 senesi o noktada. Ama 2024 senesinde mesela evet riskli bir iki tarih olabilir ama bizi 2023'teki kadar üzecek. Büyük bir şey yok. Hani çok böyle büyük bir şey beklemem ama tsunami konuşursak şaşırmam bu arada. Allah Allah. 2024'te. Deprem olan tsunami nasıl olacak? Niye olmasın? Ya denizde olur deprem. Hani bir şeyi etkilemez. Karayı etkilemez. Yani bir ama can bir dalga yaratır. Ama çok büyük bir dalga yaratabilir mesela denizde olan bir deprem durumu. Böyle bir şey yaratabilir. Bence önemli buluyorum bu arada tsunamileri 2024 senesi içerisinde. Bir de bu 5 derece terazideki bu tutulma özellikle denizcilikle ilgili önemli olaylar, deniz yoluyla yapılan keşifler, ticaret gemileriyle ilgili önemli olaylar ve boğazlar konusu. Özellikle 25 Mart artı eksi 15 günlük süreçte deniz ticareti, boğaz. Çünkü burada Thrace diye bir yıldız var. Bu yıldız çok fazla deniz ve gemilerle ilişkili bir yıldız. Hani bu tutulmayı birazcık bu noktada çok böyle önemli buluyorum. Yani ne demek ki gemi mi batacak, deniz ticaretinde bir sıkıntı mı şimdi olacak? Şimdi bu tutulma güzel bir tutulma aslında. Gemi ticaretine ya da deniz ticaretine hız verecek bence. Yani güçlendirecek o anlamda şu güzel. Şu an mesela Basra Körfezi'nin gemi ticareti durmuş durumda biliyorsun. Açılmaya başlar mesela. Hani gibi bir hız kazandırır, açılmaya başlar. Ama yine bir boğazlar konusunun yeniden böyle bir gündeme gelmesi bir söz konusu olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama mesela tamamen Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse bu tutulmayı 25 Mart civarında bence eğitim çok önemli bir noktaya gelecek. Eğitimi çok konuşacağız biz. Eğitim, müfredat, eğitimin uygulanması, eğitimle ilgili konuları biz çok fazla konuşacağımız bir Şubat sonu, Mart ayı olacakmış gibi geliyor. Tutulmalarla ilgili senin böyle eklemek istediğin. Var tarihsel var. Sen çok güzel anlattın bu arada. Bayılıyorum ben sadece, sana. Toparladım sadece. Ya şöyle ben hani açıkçası Mars üzerinde olan tutulmaları pek sevmiyorum. Çünkü Türkiye'nin kendi haritasında 4. evinde yani burası vatan toprakları demek, ülke güvenliği demek, iç güvenlik algımız demek. Rahat ediyor muyuz, etmiyor muyuz ama Mars çok rahatsız edici bir gezegen ve terazideyken hiç rahat değil. Dinçen'in çok güzel anlattığı gibi çok fazla savaş enerjisi yayan bir yapısı var ve daha önce de tetiklendiği zamanlarda mütemadiyen Allah korusun, Allah göstermesin. Zonguldak'ta falan yani Mars hattı oradan geçtiği için kartografik olarak hep de madenlerle ilgili bir sorun çıkartıyor. Ve bu sene Mart ayında ve Ekim ayında iki kez vurgulanacak. Şunu da belirteyim hani bir tutulma olduğu zaman biz onun oluş tarihini söylüyoruz ama örneğin hani 28 Mart'sa 28 Mart'ta direkt etki vermeyebiliyor. Yani artı eksi birerleri çok ciddi anlamda etki almaya devam ediyor. Bu anlamda belki güvenlik aşırı derecede önemli olabilir. İki, biliyoruz ki biz orası bizim iç güvenliğimizi tehdit eden unsurları fazlaca tetikliyor. Dolayısıyla da yani terörde bir artış bir şey olabilir mi? Demek maalesef ne yazık ki. Dolayısıyla da terörle ilgili konuları çok zirve bir yere de taşıyabilir. Yani böyle bir tehdit algısı bende açıkçası oluşturuyor. Ama ben geçmişte bu tutulmaların derece olarak tetiklendiği yıllara da bir baktım. Hani geçmişte ne oluyormuş, ne olmuş, bir benzerlik bulunabilir mi diye enteresan bazı sonuçlara vardım. 1950 yılında bu serinin ikinci yarısı yani 2024'ün ikinci yarısında olacak tutulmalar olduğunda CHP'nin 27 yıllık iktidarı sona ermiş. CHP için oldukça olumsuz bir yılmış o yıl. Diğer taraftan Türk Hava Yolları uçağa düşmüş, Allah korusun. İsmet İnönü o dönemde saldırıya uğramış 1959 yılında. 1969 yılında benzerlikler var. Çok yaygın öğrenci gösterileri olmuş. Ve birazdan konuyu döndürüp Jüpiter ikizlere getirdiğimizde 26 Mayıs. Jüpiter ikizler burcuna geçecek bu sene. Onda da mesela geçmiş tarihlere baktığımızda bu 2013 senesinin Haziran'ındaki olaylara da benziyor. Dolayısıyla evet Gezi Parkı olaylarına da benziyor. 69 senesinde de böyle olaylar varmış. 1978 yılında siyasi cinayetlerin çok yoğun olduğu bir dönem yaşanmış. Yine Türk Hava Yolları uçağının pistten çıktığı bir dönem var. 2015'te de Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi olayı ve 79 ilde 10 saat süren elektrik kesintileri olayları. Dolayısıyla bu tutulmalar gerçekleştiği zaman ana özetle iç güvenlik algımız biraz daha önem kazanacaktır. Terör saldırıları fazlalaşabilecektir. Terazi burcu boğazlar dışında köprüleri de gösterir. Dolayısıyla köprülerle ilgili sorunlar beklenebilir. Bu anlamda dünya genelinde de tabii ki savaşların İsrail mesela geçen Eylül-Ekim tutulmalarında terazi burcunda bir olay olduğu zaman
hemen böyle bir savaş başladı ve şu an sırası değil ama bir ek yapabilir miyim tabii bu konuda? Hani hazır böyle konudan konuya atlıyor gibi olmayayım. İsrail mesela şu an bir haberlerde falan durmuş gibi olsa da Aralık ayında güç toplayıp tekrardan bu Mart-Nisan döneminde ben yeni bir atak başlatacağını düşünüyorum. Çünkü uzun vadede bunu şu an sadece böyle Gazze ile Filistin'le sınırlı tutacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani daha dışarıya yaygın bir savaş başlatma amacı var ve tabii ki dış kaynakları da bu sene mesela çok iyi bulabiliyor. Ha bunlar doğrudur, yanlıştır yani etik olarak tartışılır. Ama durumu böyle. Sen bir şey eklemek istiyor muydun? Evet, genel olarak hani Koç terazi aksındaki tutulmalar olduğunda dünyada ne olmuş diye gene baktığımız zaman bu ayaklanmalar, işçilerin işte grev yapmalarında artış, insan hakları konularının gündeme gelmesi, Çin hidrojen bombasını denemiş bu süreçte. Hindistan'da bir özgürlük savaşı ve kolonileşme dönemi olmuş. Araplara İsrail saldırısı o dönemlerde de aslında gerçekleşmiş. ABD, İngiltere ve Rusya arasında uzayla alakalı bir yakınlaşma olmuş. Bu gene bugün aynı sayfada buluşurlar anlamında değil belki ama demek ki belki kartlar yeniden dağıtılması anlamında dikkat çekici olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin ihracatında bir takım engellemeler getirilmiş. Koç terazi aksında tutulmalar olduğu zaman. Hı hı. Bu da dolayısıyla belki gene acaba ihracatımıza demir, çelik ve inşaat anlamında bir takım sekteler uğratabilir mi diye düşündürüyor. Ve haciz olaylarında artışlar gerçekleşmiş. Hmm. Çünkü zaten ekonomiye de yüksek olursak eğer... Peki mesela diyeceğim, bu sene ekonomi nasıl? Yani daha somuta gidersek, bu sene ekonomide bir büyüme veya küçülme nasıl bir şey gösteriyor sizin baktığınız yerler? Önemli dünyada ve Türkiye'de önemli hayatını kaybedenler, doğanlar, pozisyon değiştirenler, seçimlere bakıyoruz mesela, Türkiye'de seçimler var. Oralarda neler görüyorsunuz? Okey, biraz ekonomi konuşmamız gerekirse eğer, 2024'ün Haziran'ına kadarki süreçte ekonomik anlamda hani çok büyük bir ferahlık, çok büyük bir genişleme, acayip böyle bir zenginlik beklememek gerekiyor açıkçası. Elbette ki bir toparlanma olacaktır ama bence ekonomik anlamda asıl toparlanma, yani kendimizi iyi hissetme hali Haziran ve sonrasında meydana gelir ama bu da şöyle, Haziran ile Eylül-Ekim arası kısa bir dönem. O yaz yiğididir o. Olabilir, olabilir. Hani bu belki yaz ekonomistleri başka bir şeydir. Kıt parası olmayınca biraz daha kendimizi iyi hissedebiliriz belki. kısa bir dönem ama mesela 2024'ün sonuna doğru gökyüzünde bir Satürn-Neptün kareleri olacak, Jüpiter-Neptün kareleri olacak. Satürn-Neptün kareleri, Jüpiter-Neptün kareleri hep ekonomik belirsizliklerle ilişkilidir. Ekonomik anlamdaki mesela önümüzdeki senenin sonuna doğru dünyada mesela borsada çöküşleri görebiliriz. Mesela çok sıkıntılı borsa anlamında. Çok sıkıntılı. Hangi ay dedin? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, hatta Ekim, yani Kasım, yılın Aralık. Yılın sonuna doğru. Yılın sonuna doğru mesela dünyada borsada çok ciddi çöküşler, borsadan çok hızlı kaçışlar. Mesela 2023 mesela borsa açısından iyi bir seneydi. Daha hareketli, çünkü insanlar hani normal ekonomik anlamda paralarını değerlendirmek için daha borsa... Faiz yoktu, borsaya gidiyordu. Borsaya yöneldiler. Bu hareket hali 2024'ün bence bir Mayıs'ına kadar devam edermiş gibi duruyor. Şimdiden yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben ekonomist değilim. Hiçbirimiz yatırım değiliz. Yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Ondan sonra sadece hani astrolojik bir çalışmaların sonucunda neler olabileceğine dair bir tahmin sadece. 2024'ün Mayıs'ından sonra borsa dünyada da aynı şekilde geçerli. Tercih edilebilen ya da faydalı görülen bir yatırım aracına dönüşmeyebilirmiş gibi geliyor açıkçası. Bu bir. İki, bence 2024 senesi ekonomik anlamda bahar ayları ve sonrasındaki süreçte özellikle işte bu Plüton'un kovaya geçişi, Didem'in de söylediği gibi Jüpiter'in ikizlere geçişi, artık dijital paraları, kripto paraların daha fazla değer kazanmasını belki arttıran bir süreci anlatıyor bize. Ama şimdi 2024'e baktığımızda eğer ki dünyada biz bir savaşın devamlılığını konuşuyorsak eğer ve bunun durmayacağını düşünüyorsak eğer
Zaten rahat bir ekonomiden bahsedemeyiz. Altın değer kazanır. Mesela ya bu çok hani ya işte altın kuvvetli muhtemel. Peki seçim herkesin en ilgilendiği konu. Mart ayının, Mart'ın sonunda bir seçim var. Evet. Bu seçim ne gösteriyor? Bir değişim gösteriyor mu yoksa her şey olduğu gibi kalacak? Özellikle Ankara, İstanbul, belediyeleri herkesi çok ilgisi çekiyor. Keza Antalya ve bir İzmir bunlar hep konuşuluyor. Buralarda siz yıldızlar bir değişim görüyor mu? Ya açıkçası ben şimdi henüz adaylar, yani şu programı çektiğimiz gün resmi olarak açıklanan bir aday yok henüz. Genelde resmi olarak açıklanan adaylar üzerinden bakmak gerekiyor buna. Ama şimdi 3 aşağı 5 yukarı şimdi Ankara'nın da değişeceğini zannetmiyorum. İstanbul'da değişeceğini zannetmiyorum. Yani adaylarının değişeceğini zannetmiyorum. En azından CHP adayları belli. Evet. İzmir değişir bence adayı. Değişirmiş gibi geliyor bana açıkçası. Farklı bir aday oldu. Kulislerde dönen bir bilgisi var diye. Bunu yıldızlar söylemiyor yani. Yok, hani, kulislerden bilgi. Evet hani öyle bir şey yıldızlardan var. Bilgi değil. Değil ama peki seçim ne olur diye şöyle bir dönüp baktığımızda mesela Ekrem İmamoğlu'nun haritasına baktığımızda Ekrem İmamoğlu bir ikizler burcu bu arada. Merkür de ikizler, Güneş'i de ikizler ve Satürn'den sürekli sert açılar alıyor ve 2025'in ortasına kadar bu sert açıları almaya aslında devam edecek. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Zor bir şey bu. Onun elini çok rahatlatan bir durum değil bu. Mesela ilk seçimde ikinci turda çok yüksek bir farkla kazanmıştı. Şimdi bu sene yapılacak olan seçimi mesela bu kadar yüksek bir farkla kazanamayabilir. Evet. Hani çok böyle at başı, çok burun buruna. Hani belki yani at başı değil mi böyle 1-2 puan falan hani gibi bir çok stresli bir seçim yarışına gireceğini düşünüyorum ben Ekrem İmamoğlu. Ama yine kazanır mı diyorsun? Kazanır. Yani sonuçta Jüpiter'de ikizlere geçecek en nihayetinde. Kendisi Jüpiter çünkü fırsatlarla ilişkili. Hani kendisi de ikizler burcu, Merkür'de ikizlerde vesaire bir şekilde onu oradan o şeyi verecektir. Kazanacağını düşünüyorum açıkçası ama çok ucu Ankara. Ucuna. Ne? Ankara? Ya Ankara yani şimdi dürüst kalır olayım. Yani hiç yıldızlara bakmaya gerek yok. Şimdi Mansur Yavaş'ın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki yıldızlar düşünüyor mu? Marka değeri çünkü çok iyi o Ankara'da. Yani çok oturmadı mı sizce oraya? Onu siyaseten söyleyeyim de astrolojik olarak. Astrolojik olarak hani baktığımda Ankara'ya gidiş bir değişiklik zaten gözükmüyor. Gözükmüyor, evet. Hani öyle bir şey yok. Ama mesela İzmir'de beklerim değişimi. Aday değişimi mi, parti değişimi mi? Aday değişimi aday beklerim değişimi. Sadece açıkçası. Hani öyle bir değişim bekleyebilirim. Onun dışında bu seçimlerde her seçimde böyle Türkiye'nin bir haritası vardır ya. Aha. Hani işte sahil şeridi ve hani Anadolu'nun hani olmuş olduğu böyle hani son 20 küsür yıldır klasikleşmiş bir yer. Değişmez bu. Ya değişmeyecek mi? Evet. Ben çok büyük bir değişim bekliyorum ama hani liderim senin hani bu konuda. Evet. Didem Hanım siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Çok zor şu an öngörü yapmak çünkü gerçekten belli bir aday yok. Ama bir şey dikkatimi çekti o noktada. Jüpiter Neptün karesi. Evet sen çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili özellikle böyle söylemek istediğin bir şey vardı senin. Bu konuda benim de aynı fikirde olmadığını söylemiştin. Çok tatlısın. Her zaman olduğu gibi. Şöyle ki. Ne oldu bir gol mü atıldı? Aramızda. Aslında söyleyeceğim bir şey söylemeyi mi zorladı sizi yoksa? Evet. Evet çok iyi olmuş. Bravo. Bu sene bir aramızda bir konu vardı da Jüpiter Neptün karesi diye bir açı gerçekleşiyor. Şimdi nerede? Ama Eylül'de falan o. Hayır. Hemen 14 Nisan'da Türkiye haritasına gerçekleşiyor. Evet, pardon, evet. Daha önce böyle bir açı gerçekleştiği zaman seçimlerin iptali için bir başvuru olmuş. dolayısıyla da şimdi zaten ortam ama bu çok... şimdi şey yerel seçim ya. Hangisi iptal? Şimdi hangi şöyle şehri? Oraya geleceğim şimdi. Şimdi zaten ortalık çok karışık olacak ya bizim öngörülerimize göre bu tutulmalarla birlikte. Dünyada öyle. Yani Mart, Nisan'da. Yani dünyanın yanı siz sıra bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptal yolunda bir hareket olabilir mi diyorsunuz? Evet ben bir seçim iptali başvurusunda bulunabilir diyorum. Yerde tabii ki İstanbul. İzmir'in %100 değişeceğini ve Ankara'nın sabit kalacağına hemfikiriz. İstanbul'da ben çok zor kazanacağını, çok ucu ucuna kazanacağını hatta adayı bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Aday hani çok kuvvetli olsa ben diğer tarafta evet, çok kuvvetli bir aday olursa eğer diyebilirim. Çok. Ekrem İmamoğlu bu durumda kaybeder derdim ama adayı bilmediğim için şu anda ama mesela yerel seçimler seneye olsaydı mesela atıyorum seneye Haziran'dan sonra olsaydı
Çünkü Satürn balıktan çıkmış olacaktı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun ikizlerine o kareler mareler bitmiş olacaktı. Hani işte daha rahat şeydi. Ekrem İmamoğlu kazanabilir 2020. Yani şu anda yıldızlar Ekrem İmamoğlu'ndan yana değil anladığım kadarıyla. Çok değil. Yani bir de adaya hani, bakar aslında. Bir de dışarıdan... Yani diğer adayın şeyine bakar. Evet. Kim olduğuna bakar. O zaman büyük ihtimalle şu anda bunu izleyen AK Parti Genel Merkezi'nde hemen adayların haritaları masaya yatırılır. Yani mesela işte Mart'ta yapılacak seçim mesela bir boğa aday, yükselen boğa bir aday. Kim var boğa acaba adaylarda? Hani mesela şey olabilir, güçlü bir aday olabilir mesela. Evet olabilir. Kim? Bir de şey... Bilmiyorum kim var. Hayır kim olduğunu tam şey yapamıyoruz ama mesela 100. yıl kutlamaları falan İstanbul'da bu sene biraz daha çok kuvvetliydi. Yani sanki böyle bir gerçekten İstanbul'u tekrar alma isteği de vardı yani AKP'nin. Ben öyle hissettim. Var tabii canım AKP. Her zaman isteyecek canım. Yani bu yıl bir ekstra istendi gibi. İstanbul'u vereceğiz. Tamam kollar gitsin derler. Yani. Ama zaten şöyle bir şey var. Yani şöyle söylenen bir cümle var aslında. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Tabii canım. Olmadı gerçi bu sefer ama. Evet ama genel ama böyle bir söylem var çünkü. Evet. Yani evet, hem ekonomik hem sosyal şey açısından aslında güçlü bir... Yani siz Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimin tarihi itibariyle biraz zorlanacağı bir dönemde olacağını söylüyorsunuz. İzmir'de adayın değişip CHP'nin kazanacağını, Ankara'da ise adayın Mansur Yavaş olduğunu ve rahat kazanacağını söylüyorsunuz. Siz aynı fikir misiniz Tuğçe Hanım? Yani aynen öyle. Tuğçe çünkü... bir ufak, çok özür dilerim, bir ufak bir şey ekleyeceğim. Tabii. Hemen sana şey yapacağım. Lütfen. Bir de ek olarak ben şeyi fark etmiştim burada. Tamamen konu dışı gerçi yerel seçimlerden alakasız ama Meral Akşener'den ayrılanların mesela yeni bir sağ parti kurabileceğiyle ilgili bir öngörüm var benim. Yani Yavuz Ağareloğlu galiba bir parti kuruyor. Hmm. Doğru bir öngörü büyük ihtimalle yani. Okay. Oraya herkes gider mi onu bilmiyorum. Buyurun Tuğçe. Seçimle alakalı benim de dediğim gibi AK Parti'nin zaten henüz adayını bilmediğimiz için İstanbul için ne, ben şey, de yani karşılaştırma yapmak mümkün değil. Belki de AK Parti'nin adayına daha da ters yıldızlar olacaktır. O zaman İmamoğlu'nun şansı artabilir. Mesela geçen hafta işte Instagram'da şöyle bir haber vardı. Mesela Selçuk Bayraktar'ın aday olabileceğine dair bir spekülasyon dönmüştü. Evet, haber çıkmıştı. Artık sosyal doğru mudur değil midir onu bilmiyoruz tabii ki. Peki olursa ne olur? Ya güçlü bir aday mesela. Tabii. Baktığımızda. Yıldızlar açısından da bu güçlü evet. Bir aday. Şu anda siz Selçuk Bayraktar adayları garantilemiş oldunuz. Estağfurullah. Ama kaybederse onu biliyorsun Cumhurbaşkanı için düşünüyorlar. Kaybedemez olursa. Öyle mi? Yani ben öyle düşünüyorum. İlginç. Şimdi 2024 senesinde bence 8 Nisan'daki tutulma çok önemli bir tutulma. Çünkü tam da seçimlerden sonra bir tutulma aslında. 8 Nisan'da Şiron etkili bir tutulma var. O ne demek? Şiron? Şiron. Şiron. Şiron, Chiron, Şiron, Chiron. Bugatti'nin bir modeli. Efendim? Bugatti modeli. Keşke öyle olsa aslında güzel bir marka ismi neden çıkmasın buradan. Şiron aslında sürdeki karşılığı yaralı şifacı. Mitolojideki karşılığı. Şimdi burası çok fazla sağlıkla ilgili konuları anlatır. Yaralı şifacı dediğimiz için. Nisan, 8 Nisan civarı, 8 Nisan artı eksi 15-20 günlük süreç. Bence sağlık konusunda, dünyada da kendi ülkemizde de sağlığı çok önemli bir yerden konuşacağımız bir tutulma. Yeni bir salgın mı diyorsun? Salgın gelebilir. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Ben bundan sonra gelecek herhangi bir salgının herhangi bir yeri kapatacak gücü olacağını düşünmüyorum bu arada. Hani biz yani bir biz onu geçtik. Covid pandemisi gibi bir şey olmaz. Artık bitti yani. Biz o süreci artık bitirdik, kapattık biz artık. O süreci artık kapanma yok. Artık kapanma. Çünkü sen 2019'da evet, yaptığımız programda demiş 2018'in sonunda 19'unda yaptığımız programda demiştin ki lokantalar kapanacak. Ben aslında gülmüştüm. Evet. Ben artık şimdi şöyle 300-400 yıl sonra falan ancak aynı benzer bir gökyüzü dizilimi ancak o zaman olur. Evet bir takım salgınlar, hastalık konuları olacaktır. Ama bir, bu boyutta değil. Asla hani bir kapanma getirmez. Ben bu tutulmayı şuradan dolayı önemli buluyorum. Şiron yaralı şifacıya yani bir yaralanmak gerekiyor ki şifayı bulacağız biz. Aslında şimdi bunun dünya astrolojisindeki karşılığı baktığımız vakit 19 derece Koç burcunun ikinci dekanı. Burası yöneticilerin ölmesi, yöneticilerin hapsedilmesi, yöneticilerin suikaste kurban gitmesi demek bu arada. Anlam olarak dünya mundane astroloji, dünya astrolojideki karşılığı bu. Bu yüzden biz dünyada yöneticilerle ilgili böyle haberler görebiliriz. Bir de şu var, her senenin, mesela geçtiğimiz senenin ürünü zeytin ve zeytinden çıkan ürünlerdi. Bu senenin ürünü ise 2024 senesinin topraktan yolunarak çıkan
patates gibi. Havuç gibi. Kereviz gibi. Köklere yenen bitkileri ulaşır mıyız? Onların fiyatları ne olur? Biz biraz bunlarla ilgili sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Özellikle topraktan yolunarak, elle yolarak, kızınarak çıkan bitkilerle ilgili sorun yaşayacağız. Mesela geçen sene zeytindi. Gerçekten bu sene... Zeytin az. Evet, zeytin çok az. Yani rekoltesi zaten ödedi. Fiyat zaten aldı başını gitti. Ondan sonra ama biraz daha böyle topraktan, yani inşallah patatesle ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Niyeyse böyle patates kerevize gidiyor benim aklım sürekli. Bu tutulma da birazcık böyle bu toprakta yani yetişen bitkilerin çürümesi. Kereviz sıkıntısı ve hayatında diyor yani ki memlekette kereviz yok diye bir bunalım olmadı, patates olur da. Kerevizim eyvah yani. Kereviz yok, hükümet istifa. Yani bir şey olmaz da bir an patates falan hani ha, böyle. Patates olabilir. Yani. Ama patates de çok soğan. Ağırsız bir bitki gerçi. Belki patates, şey ama soğan, patates, soğan bunlar biliyorsun. Çok önemli. Çok önemli. Ana maddeler. Hükümeti çünkü sallamışlardı hatırlarsan yani. Doğru. Patates stokları yakalandı hatta soğuk hava depolarında. Bu tutulmayı ben bu noktada bir önemli buluyorum açıkçası. Senin böyle bu tutulmayla ilgili eklemek istediğin 8 Nisan tutulması. Çok güzel söyledin zaten, yöneticilerin dünyada kaybı evet vesaire. Kim, gibi. Biden mi gidiyor, ne oluyor? Bence önümüzdeki sene Amerika seçimlerinde Biden zaten gidiyor. Ha gidiyor. Bence gidiyor ama yani. Ama şey kesin de var. Bir de önümüzdeki sene sadece... Trump mı geliyor geri? Bir de önümüzdeki sene sadece Amerika'da seçim yok ki. Aynen. Çin'de var. Rusya'da. Çin'de bir şey olmaz da. En çok seçimi olan sene. Geri döndü mü? Daha net değil. Yani Trump'la ilgili bir mahkumiyet var çünkü o mahkumiyet nasıl etkiler bilmiyoruz onu. 10 Ocağı kadar netleşmesi evet bekleniyordu onun. Dolayısıyla ne orayla o ilgili öngörü... Ya şey... Trump başvurdu ya yüksek... Ya bir şey söyleyeceğim. Ama Trump herhalde, aday bile olsa kazanamaz herhalde ki. Herhalde o havaya tokaş adamın karşısına eşeği bağlasan kazanır diye düşünüyorum ben. Yani. Bilmiyorum ki. Trump zaten şey değil ya. Değil mi ama ya adam gönlü şaşırıyor ya. Nereye gittiğini bilmiyor. Bir tane videosunda arkada kimse yoktu ama arkadakilerle konuşuyordu falan. Sarılmaya çalışıyordu falan. Böyle bir şey vardı. Videosu vardı. Şöyle Trump aday olsa bile ben Amerikan seçimlerinde ben aday olacağını çok düşünmesem de aday olsa bile kazanacağını zannetmiyorum. Kazanmayacak evet. Aynen. Hop, bu tarafta Biden aday olursa ne olacak? O da kazanamayacak. Ron DeSantis Amerika başkansız mı kalacak? İkisi de kazanamayacak. Yok. Sadece iki tane mi aday var? Amerika'da iki tane aday var. Şimdilik. Gördüğünüz. Şey de var. Ron DeSantis vardı. Kamala Harris var. Evet. Kadın var. Kamala Harris olursa Biden aday olamıyor zaten. Kamala Harris'in kalkıp da AKP'de aday olacak hali yok Amerikan seçimlerine. Şimdi şöyle, ben 2024'te Amerikan seçimleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim o halde. 2024 senesinde Amerikan seçimlerinde farklı etnik bir kökene sahip bir insanın aday olabileceğini yani, ve kazanabileceğini. O zaman Kamala Harris demokratların adayı olabilir. Evet. O yüzden Kamala aklıma geldi. Ama bu illa Kamala olmak zorunda değil. Bambaşka sürpriz bir isim de çıkabilir. Ama farklı etnik bir, farklı bir kökenden gelen bir kişiyi gösteriyor. Kadın olabileceğini düşünüyorum açıkçası ama yanılıyor olabilirim. Ama kesinlikle Obama gibi düşünün. Hani ya da başka bir kökenden birinin bu sene Amerika'da seçimlerini kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Hani ben de Cumhuriyetçiler kazanır gibi düşünmüştüm Amerika'yı. Ben de açıkçası Cumhuriyetçilerin daha elinin güçlü olduğunu düşünüyorum Amerika özelinde. Ama öyle bir şey ki Amerika'da bir kapanma dönemine gidiyor aslında haritasına baktığımız zaman. Nasıl? Dolayısıyla yani bazlamlık fazla şu anda Amerika'nın haritası ilerletimde. Bir dönem bitiyor aslında orada. Yani hatta şöyle söyleyeyim, ben Biden'in haritasını incelediğimde, Biden'in haritasını incelediğimde ya da Trump'ın haritasını da incelediğimde farklı yerlerden artılar, destekler ve zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu atıyorum parlamentoların eyalet sisteminde bir değişiklik midir, bir bölüm midir bilmiyorum. Nasıl Amerika'da bir sistemle ilgili bir tartışma var. Evet, aynen. Dolayısıyla hani iki tarafın da sesi çok güçlü çıkabilir ve bu bambaşka böyle yepyeni bir düzenin kurulmasına dönük de bir aksiyon almalarını da sağlayabilir açıkçası. Çünkü piyasalarda durgun, ekonomi anlamında tamam belki böyle bir stabilizasyon sanki yakalıyorlar gibi, çok kötü durumda değiller. Ama bir şey bitiyor yani. Peki mesela bu yıl dünyada öyle önemli ölümler, önemli kayıplar görünüyor. Sanat dünyasında, siyaset dünyasında, ekonomi dünyasında. İşte bu Chiron, bu 8 Nisan'daki tutulma, Chiron yani tutulma. Hani biraz bu noktada bu tarz ölümleri tetikleyebilirmiş gibi duruyor açıkçası. Çok önemli yönetici pozisyondaki insanlar. Bu bir şeyin işte atıyorum bu bir vakfın çok önemli, dünyaca ünlü bir vakfın da yöneticisi olabilir. Çok böyle baş isimler böyle yani falan diyeceğimiz ya da işte koç ya mesela koçta ne vardır?
savaşları yöneten kişiler mesela. Hani mesela bunlarla ilgili de Koç savaşmakla ilgili olduğu için. Peki mesela bitecek savaş veya başlayacak savaş görünüyor mesela mu? Mesela ateşkesleri konuşmamız gerekirse eğer belki terazi tutulmasında kısa süreliğine belki hani terazi olur. Çünkü terazi diplomasi demektir ne olursa olsun en nihayetinde. Terazi tutulması zamanı belki bir ateşkes kısa süreli neydi işte Mart'ta ya da Ekim'de, 2 Ekim'de ya 25 Mart civarı ya da 2 Ekim civarı. Çünkü terazide tutulmalar olacak. Hani bu tutulmalar zamanı belki kısa süreli bir ateşkes ya da bir ne derler ona bir barış arayışı. Barış atmosferinin yaratılması olabilir. Ama bunun kısa süreli olacağının olacak. Üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çünkü büyük resimde sonuçta tutulmalar 1,5-2 senede bir oluyor, gerçekleşiyor. Büyük resimde savaşlar sürüyor ve yayılıyor. Plüton kovaya geçiyor. Büyük resimdeki başrol oyuncusu Plüton. Kovaya geçiyor. Aslanın karşısı. Dünyanın haritası değişecek. Değişmesi için savaş olması gerekiyor. Ekonomik anlamda insanlara yeni bir ekonomik düzenin gelmesi için de savaş olması gerekiyor. İhtiyacı yani var. Yayıllık için bir yıkım gerekiyor, başlayacak. Bir de Plüton ne olursa olsun bir burca geçerken yıkarak geçiyor. 2008-2009'u hatırlayın. Plüton Oğlağa geçti. Neyle başladı Plüton Oğlağa geçmesiyle birlikte? Oğlağın temsil etmiş olduğu ekonomi. Büyük bir dünyada aslında bir ekonomik kriz meydana geldi. Evet. Bunun yanı sıra inşaat kurumsal sektörü, ev sektörü. Evet. Ondan sonra bir para el değiştirdi Oğlak'la beraber. Bankalar kapandı, devreye bankalar kapandı. Vesaire bir yıkımla geldi aslında Plüton Oğlak 2008'de girdi. Şimdi kovaya giriyor. Daha yani büyük bir yıkım demek o. Bir yıkacak ki bir nefes aldırsın, bir alan açsın yani yapacağı hani Plüton çalışacak yani orada. Yani Plüton yer değiştirdiği zaman dünyada bir şeyler sallanıyor. Tabii mecburen. Güve yine değiştirdi. O 15 bu sefer 15 sene bir döngüyle değiştirdi, bir şeyler değişecek. Tabii. Peki biz isterseniz geneli bırakalım biraz burç burç. Hayır, kim şampiyon olacak bu sene? Galatasaray olacağını düşünüyorum. Onu düşman belli. Ben kendine bakıyorum böyle. Ya bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın kazanması ben ihtimalini de, çok yüksek buluyorum açıkçası. Sen ne görüyorsun? Vallahi ben Tuğçe'ye çok katılıyorum bu konuda. Yani astrolojik olarak çünkü Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam sen çalışmıştın. Terazi, Güneş ve Jüpiter ikizler döngüsünden geçiyor. İkizler burcundan destek alacak aslında. Ve tarihte de aslında gene başarılarına baktığımız zaman Galatasaray'ın önceki senelerde böyle bir gökyüzünün onu desteklediğini görüyoruz. Bir UEFA kupası gelir mi yine bir tane? İşte var mı öyle bir şey? Ben çok takip etmiyorum UEFA kupası vesaire ama Galatasaray çok güçlü bu noktada. Evet. Hadi inşallah. Onun dışında sen bu sene bir sürü olimpiyatlar falan da var baktığımız zaman. Meksika'nın da adı çok duyulacak mesela gibi görünüyor. Örneğin. Evet. Tuğçe o konuyu çok iyi bildiği için ben karışmıyorum. Karışmadım ama şeye bir ek biz yapmak isterim. Biz sporu attık oraya. Burçlara geçmeden önce Dinçer'e bir ek yapmak isterim. Yani Türkiye'nin genel haritasında yazın bir yönetimsel boşluk görünüyor. Bu önemli bir ayrıntı. Ne demek o? Detaylandırmak şu an çok zor. Zor. Yani konuşması çok zor. Fakat izah etti. Şiron üzerinde bir tutulma olacak. Şiron yara almak demek. Ve bu bizim yönetim, hükümet alanımızda gerçekleşiyor. İktidar alanımızda gerçekleşiyor. Güçlü olanların alanında gerçekleşiyor. Ve paralelinde de halkın hakikaten 3 ay boyunca sıkıntıya girdiği bir boşluk yaşandığı, yönetimsel boşlukların olduğu bir süreç var. Artı hani Türkiye ile ilgili konulara tekrar geri dönecek miyiz? Ona göre ben hemen birkaç... Bir toparlayayım bence çünkü bundan sonra burç burç diye düşünüyorum. Tamam. Mesela Ağustos ayını ben çok önemsiyorum. Ağustos ayında son derece olumsuz bir zamanlar var. Özellikle ortasında 18-19 Ağustos civarında. Nasıl olumsuz zamanlar? Şimdi notlara ekonomik bakacağım. Ekonomik bir siyasal mı? Plüton. Burası kavuşumlu. Uranüs kareli. Aynen Uranüs kareli. Plüton kavuşumlu. Yeni ay ve dolunaylar var. Bunlar baya böyle sert etkiler getirecek aslında. Türkiye. Ekonomik açıdan. Aslında globalde de etkili ama Türkiye'de özellikle finansal anlamda lafını balla kesiyorum. Finansal anlamda işte kredilerin yapılandırılması, böyle ekonomi iyileşiyor gibi olurken bir yandan işte faizler, borçlarla ilgili konuların işte dış siyasetimiz bizde
bizi nasıl şekillendireceği ile alakalı konular bayağı böyle bir gerilime sebebiyet verebilir ve halkta hani iyileşiyoruz derken acaba ama neden bu kadar ne, daha... Hani iyileşiyorduk. Evet evet, böyle bir genel olarak bir kurtarıcı motivasyonuyla kendi içlerinde huzursuzlaşması, hani halkın bir takım galeyanlara gelmesi gibi durumların da bastırılması gereken dönemler olabilir. O yüzden Ağustos çok riskli. Daha net bir tarih var. Türkiye açısından Ağustos işte. Aynen. Birkaç Ağustos tarih vereceğim. 19-20 Haziran 2024'te önemli bir görev bırakma görebiliriz. 22 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında özellikle Kızıldeniz'i vurgulayan, gemileri vurgulayan olaylar yaşanabilir diye not almıştım. Bu sene maalesef uçaklarla ilgili konular, kazalar anlamında son derece gündem olabilir. Jüpiter ikizlere geçtikten sonra çok sert açıları var. Yazın böyle olaylar da yine gündem olabilir. Bununla ilgili çok kısa vaktimiz varsa tabii ki vaktimiz var. Şey yapacağım. Bu Jüpiter ikizler süreci geçmişte sürekli ve mütemadiyen bir takım intihar saldırılarını, terör saldırılarını, Reyhanlı bombalı saldırısını 11 Mayıs 2013'te yine 28 Mayıs 2013'te Taksim Gezi Parkı olaylarını tetiklemiş. Geçmişte Aralık 2000'de cezaevlerinde hayata dönüş operasyonları yapılmış. İlk kez 50 bin TL'lik banknotlar ortaya çıkmış. Şu anda da var ya öyle şeyler yeni yeni yapılacak diye. Yine Türk Hava Yolları maalesef Isparta'da bir dağa çarparak uçak düşürmüş. Dolayısıyla ana konu başlıklarını seyirciler buralardan biraz daha düşünebilir. Bir de... içime fenalık geldi. Ben bir burçlara geçmeden önce böyle bir iki güzel bir şey söyleyebilir evet. miyim? Evet. Olur. Sizin ferahlığını biraz alayım var. Böyle. 2024 senesiyle ilgili bence bizi güldürecek, yüzümüzü güldürecek daha doğrusu olaylar da var. Bence sağlıkla ilgili konularda çaresi olmayan hastalıklara çare bulunacağı bir sene bekliyor bizi. 2024 senesi. Ay inşallah. Özellikle kanser ve türevleri i̇nşallah. Ile ilgili çok herhalde önemli buluyorum. Özlem Türeci'den ve kocasından iyi haberler gelecek. İnşallah. Yani bakalım kısmet. Bu anlamda önemli buluyorum hem Nisan ve Mayıs aylarını hem de Eylül ve Ekim aylarını bu noktada sağlık açısından çok önemli buluyorum. Bu bir. İkincisi özellikle Haziran ilk haftası çok güzel bir zaman. Çünkü Jüpiter Plüto kontağı olacak. O yüzden aslında ekonomik iyileşmenin senin de söylediğin biz iyiyiz ama niye iyiyiz acaba? Evet. Ya da hani iyiydik olacak sonra. Ya bence burada bizi birazcık daha hava elementi üzerinden olduğu için sanki biraz daha dijital yatırımlar. Biraz ya da teknolojik yatırımlar, dijital yatırımların meyvesini belki alacağımız bir zaman olabilirmiş gibi olabilir. Geliyor. Bilimsel konularda gelişme ama ben bir de önümüzdeki sene yeni papa yani bir papada bir yeni papa geliyor. Şaşırmayalım. Haziran, Temmuz. Hayır bu papa da sağlam görünüyordu ama. Yani bir bakalım. Bir de özellikle medya, ticaret dünyasında böyle yeni sistemler, yeni çok büyük ticari yatırımlar. Şimdi biz... Bu başka bir şey. Bu Jüpiter Plüto kontaklarında ticaretin seyrini değiştiren, şeklini değiştiren böyle bambaşka ve çok büyük markaların, yeni sistemlerin, yeni yöntemlerin ortaya çıkışını bize gösterir. Şu an buna böyle teknik anlamda çok uzak olsak da galiba bu Jüpiter Plüto kontağıyla hız kazanacakmış gibi duruyor orası. Kuantum bilgisayarlar yavaş yavaş hayatımıza girebilir. Yok yok. Ya bana da okuduğum vakit, araştırdığım vakit çok uzak aslında. Daha çok uzak. Daha çok uzak. Yani teknik olarak çok uzak. Şimdi okuduğum vakit ama bu Jüpiter Plüto sanki ya da kuantum bilgisayarların ne olduğunu kavrayıp belki daha fazla konuşur. Belki bir adım alır, bir zıplama olabilir. Belki. Bir şeyler olacak yani. Belki. Kuantum bilgisayarlarla evet, ilgili böyle çünkü. Bir şey olur. Aynen. Yapıldı çünkü yani. Çok ciddi bir bilgisayar aslında üretildi. Ama tabii bilmiyoruz yani. Hani onun şey nereye... Evet. Hiç önemli bir şey yapamıyor. Yani, evet bir kuantum bilgisayarımsı bir şey yapılıyor ama henüz daha ne diyeyim hani 2 ile 2'yi çarpacak noktada bile değil. Yani bir bekleyelim ben bir Haziran ilk haftası onlarda. Hayırlısı inşallah. Çok böyle önemli buluyorum açıkçası yine bu şeye dair. Bir de şunu söylemek istiyorum böyle çok böyle önemli zaman olarak dikkat çekici zaman olarak. 18 Nisan çok önemli. Gökyüzünde bir Jüpiter-Uranüs kavuşumu yaşanacak Boğa burcunda. Bu da Boğa her zaman astrolojide ekonomiyle finansla çok ilişkilidir. Ve burada ekonomi ve finansla ilgili nasıl söyleyeyim size iyi bir gelişme, iyi bir haber, iyi bir... Birçok insan zengin de olacak o esnada. Evet çok sürpriz zenginlikler ama. Aynen. Allah Allah. Yani, kriptodan oradan buradan. Evet evet bayağı... kriptodan falan. Acem biz mesela 2024'te kripto para zenginlerini çok konuşacağız. Evet.
İnanılmaz böyle yani. Diyecek ki adam, o ben 10 sene önce şu kadar paramı yatırmıştım falan. Bu zamanları bekliyordum falan. Sadece diyecek. 3 ay yazın bunu yapmamaları lazım. Onun dışında evet. Nisan, Mayıs okey. İyi görünüyor açıkçası. Özellikle bu Jüpiter-Uranüs kavuşumu teknoloji bilim alanında acayip büyük yenilikler 2024 senesinde. İnanılmaz büyük yenilikler. Atom altı dünyasıyla ilgili yeni keşiflerin açıklanması. Kuantum dedin zaten. Evet. Nisan ve Mayıs'a bu bilgisayar gibi de burada yeni bir şey keşfi. Yeni bir teorinin ortaya atılması gibi. Belki de bildiğimiz fizik kurallarının aksini iddia eden bilim dünyasını belki de sarsacak. Bizim bildiğimiz geleneksel bilim dünyasını sarsacak açıklamaların olması. Nisan, Mayıs bu Jüpiter-Uranüs kavuşumunda bunları görebilecekmişiz gibi geliyor. Ama ekstradan da şunu söyleyeyim. Belki Türkiye füzyon reaktörü falan açıklanır. Olabilir. Türkiye için söylemiyorum bunu. Altının üstüne yani altın çizgisiyle söylüyorum. Jüpiter-Uranüs kavuşumu boğada olduğu için, boğa toprak elementi olduğu için burada toprak hareketlerini de arttırabilir. Evet. Evet ama ben bunu Türkiye açısından düşünmüyorum bu arada. Hani çok net söyleyeyim. Ya da volkanik hareketler. Evet. Yani illa deprem olması da gerekmiyor. Evet. Evet aslında doğru söylüyorsun. Aynen. Sen kartografik şeyine baktın mı onun? Yani baktım ama tabii şimdi depremin şiddetini astrologlar bilemiyor. Mümkün değil öyle bir şey tabii canım. Yer yer bazı şeyleri bilebiliyoruz. Yani mesela Şubat'ta ufak çaplı bu Sisam Kuşadası Gümüldür civarında bir deprem olabilir. Aynısı 8 Mayıs civarında olabilir, önemli. Ağustos ayı çok sıkıntılı bir ay. Ama burada hani uçaklarla ilgili teknik sıkıntılar da var. Yine depremsellik de arttırabilecek bir zaman. 24 Şubat civarında da İzmit, Adapazarı, Düzce ve Gaziantep astro kartografide etkin ama... İyi ki ben Türkiye demedim. Bütün ne kadar yani. Canım benim. Haritayı açtık. Yani hani hemen hızlı hızlı. Bunlar da küçük çaplı depremlerdir umarız. Yani olabilir. Risk şey yapabilir. Doğru söylüyorsun. Bir de Ocak ayını önemli buluyorum Türkiye açısından. Şöyle önemli buluyorum. Türkiye'de emlakla ilgili Ocak ayında bence çok önemli bir yapılanma meydana gelecek. Bakan söyledi. Bu başka bir şey. Vergi artacaklarmış. Vergiyle ilgili değil bu. Evet. Başka bir şey. Başka bir, yani bir şey daha gelecek. Bir açıklama daha yapılacak emlakla ilgili. Çünkü Türkiye ilerletim haritası Aypilt üçgenine gidiyor. Evet. Bir yılda evler satılmıyor zaten. Hiç kimse ev satamıyor, bir şey yapamıyor. Kredi çünkü, yok, bir şey yok. Faizler çok yüksek. Aynen. Çünkü. Yani 1 milyon kredi çekiyorsun, işte 2 milyon 600 dolar falan ortalama. Olumlu bir haber gelir mi acaba? Faizlerin düşüşüyle ilgili mi? Yani bu evle ilgili kastettiğin öyle bir şey yok, mi? Yok, öyle bir şey görünmüyor. Eve sahip olmanın yolunu açacak ve kolaylaştıracak. Bir yeni Ocak sistem ve Şubat ayında yeni bir sistem gelecek. Evet, seçim öncesi böyle bir şey yapabilirler. Ve bu çok böyle herkesi çok rahatlatacak. Yani bekleyin bunu, Ocak, Şubat. Ev sahibi olmanın, herkesin ev sahibi olmanın yolunu açacak. Yerel seçim öncesi böyle bir şey olabilir. Evet. Ama bu çok büyük bir proje olacak. Ve biz şey diyeceğiz, yok artık. Yok artık diyeceğiz. Hani bu, en sonra batacağız. Mesela şey değil, mesela TOKİ gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Başka böyle herkese... Daha da acayip bir şeyden. Evet, bir şey olacak. İnşallah. Ya tabii ki. Yani, herkes ev sahibi olsun. Ya olsun tabii ki. Herkes kafasını sokacak bir evi olsun. Niye olmasın? Bir de 2024 senesinde... Burçlara geçelim yavaş yavaş. Geçelim. 2024'ü söyle de sonra. 2024'ü söylese dedin, lafını kesmeyin. Ya evet, mesela aslında siz söylediniz. Mesela yeni rüzgar enerjisi önemli. 2024'te. Yılın ikinci arasında. Bir de çok hızlı lityum, bakır, nikel. Önümüzdeki sene. Bence çok değer kazanacağını düşünüyorum. Bunların özellikle. Nükleer füze kullanımı. Özellikle Rusya açısından. Allah Allah. Önemli buluyorum. Okey, bence... Hadi geçelim burçlara. Nereden başlıyoruz? Sıradan gidelim isterseniz. Hadi. Böyle. Hani Koç, Boğa, ikizler diye. Hadi. Aynen. Koç burçları için özellikle mesela bu yıl 21 Nisan'ın artı eksi bir haftası. Az önce belirttiğimiz o zenginleşen insanlar arasında koçlar var bu yıl. Oo, şahane. Yani belirli bir yatırım, tabii keşke ki yatırım tavsiyesi değil bu ama... Bu sene koç olmaya karar verdim. Siz her belirli sene bir para değiştiriyorum ben. Belirli bir paraları yatırımları bence varsa... Bence ikizler olmak isteyeceksiniz ama... İkizler iyi mi bu sene? Jüpiter geliyor ya. Neyse, evde bir ikizler var, ikinciye geliyor. Ben koçu kapattım. Nisan sonu Mayıs'ta koç burçlarında bir zenginlik söz konusu. Süper. Tutulmalar da bu sene evlilik ve ilişkiler alanlarını vurguladığı için eğer böyle bir düşünceleri varsa şu an evlilik yılındalar diyebiliriz. Buyurunuz Boğa Bey. Ha, bu kadarcık mıydı koç dediğin şey? Aynen, hızlı bitti. Daha geniş mi anlatalım? Biraz daha geniş olabilir. Ben zaman kısıtlamasındayız yok. Diye söyledim. Şimdi Plüto Kova'ya geçiyor mesela, koç burcu açısından çok büyük projelere girmek bu sene itibariyle. Çevrelerinin değişmesi, yeni arkadaşlıklar edinmeleri, kariyer gelirlerinin değişmesi,
başka alanlardan da para kazanabileceklerini anlayacakları bir dönem. 2 Eylül 19 Kasım arasında Plüton bir oğlağa geri gelecek kovadayken. O esnada devletle ilgili, otoriteyle ilgili, iş yaptıkları insanlarla ilgili problemler genişirse sakin kalmaları gerekiyor. Çünkü belirli manipülasyonlarla karşılaşabilirler. 26 Mayıs'ta Jüpiter ikizlere geçtikten sonra çok fazla eğitim alacak, seyahat yapacak, yakın çevrelerinden birçok iş teklifi ve destek de görme imkanları olacak. Geçen yıl da öyleydi, bu sene de zaman zaman uykusuzluk ve belki sağlıkla ilgili sorunlar, ufak tefek hormonal sorunlar gibi, şeker hastalığı olanlara ekstra dikkat etmeli. Bu sorunlar olabilir ama genel olarak maddi anlamda çok iyi, evlilik anlamında da süper bir yıldalar. Buyurun. Ne? Bu koçlar için. Koçtu evet, bu. Boğa ve yükselen boğalar. Şimdi şöyle. Koçtan sonra boğa mı geliyor? Boğa geliyor. Şimdi boğalar öncelikli olarak hayatlarında değişim ve dönüşümü nerede yaşayacaklar? 21 Ocak'tan sonra Plüton'un kova burcuna geçmesiyle birlikte aslında boğalar için kariyerlerinde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başlıyor. Yepyeni bir alanda, yepyeni bir sektörde bir şeyler denemek isteyebilirler. Sektör değiştirebilirler ya da yıllardır aynı yerde çalışıyorlardır. Artık o iş yerini bırakıp bambaşka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilirler. Boğalar çünkü çok sabittir. Bir yere girdikleri vakit orayı kolay kolay bırakmazlar aslında. Oturan boğa. Evet, ben mesela. ama boğalar 2024'te bu noktada kariyer konusunda özellikle bırakmayı öğrenecekler ve kariyer konusunda yöntem değiştirecekler. Yani yıllardır alıştıkları, bildikleri yöntemlerin dışına çıkacakları bir sene bekliyor onları, bu bir. Fırsatlar nereden gelecek boğalara? Bir kere 26 Mayıs'a kadar bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni bir kere boğada seyahat edecek 26 Mayıs'a kadar. Şimdi hal böyle olduğu vakit demek ki boğalar 26 Mayıs'a kadar kendilerine yatırım yapacaklar. İşte sesi güzeldir, sesine yatırım yapar. Yazısı güzeldir, gider senaryo eğitimi alır. İşte organizasyonla ilgili bir şey yapmak isteyebilir. Yurt dışı ile ilgili önemlişleri vardır, bunları hız kazandırır. Dolayısıyla Jüpiter her anlamda boğa ve yükselen boğa olan insanlara 26 Mayıs'a kadar şans, kısmet, talih, bu Jüpiter'in temsil ettiği paradan da gelir, ekonomiden de gelir, ticaretten de gelir, yurt dışından da gelir, hukuksal konulardan da gelir ama 26 Mayıs'a kadar oldukça boğalar şanslılar. Boğalar için yılın ilk yarısı güzel geçiyor. İkinci yarısı ise boğaların daha finansal konularda, maddi konularda çok güzel bir süreç başlıyor onlar için. Oo, iyi boğalar için. Tam bir sene sürecek bu finansal anlamda rahatlama süreci. Çünkü Jüpiter onların para alanlarına geçiş yapacak. En son bu kadar güzel para süreçlerini 12 sene önce yaşadılar. Yani kaç oluyor? 2024, işte 2012 falan. 2012-2013 senelerinde Jüpiter yine ikizlerdeydi. Ekonomik anlamda güzel. Özellikle Jüpiter'in ikizlerde olması satış, pazarlama. Annem boğa burcu, onu iyi geçin bu aralar. Jüpiter ikizler özellikle satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, eğitim gibi alanlarda belki para kazanmayı öğrenebilirler. Ya da iki farklı kaynaktan para kazanabilirler. Ama her şekilde ekonomik anlamda bir refahlama, bir refah süreç başlıyor. Bir de tabii sadece ikinci ev para da değil, özgüvenle, öz değerle de çok ilişkilidir. Kendilerine daha fazla değer vermeyi öğrenecekler aslında. Peki zorluklar yok mu? Tabii ki var. Satürn gerçeği var en nihayetinde. Satürn sene boyunca balık burcunda seyahat edecek. Şimdi Satürn'ün balık burcundaki seyahatiyle birlikte özellikle boğalar kim dost kim düşman biraz bunun farkına varacaklar. Çok fazla arkadaşları varsa artık hani biraz o arkadaşlıklar eleme sürecinden geçecek, azalacaklar. Yani hem arkadaşlıklarla ilgili konuda da yani herkesin gerçek yüzünü görebilecekleri, sosyal çevrelerindeki yüzlerin artık değişmeye başlayacağı bir 2024 senesi bekliyor onları. Çok çalışmaları gerekiyor açıkçası. Sonuçta Satürn 11. evden geçiyor. Umut ettikleri, istedikleri, hayalleri neyse onların hayallerini süsleyen, neyi istiyorlarsa bunun için ekstra canla başla çalışmaları gerekiyor. Ama şunu unutmasınlar. 2024 bittiğinde işte atıyorum toplamda 50 tane arkadaşları varsa 20 tane kalacak. Ama yine de bizim için iyi bir sene diyecekler abi. Yani evet, çünkü sonuçta en nihayetinde Jüpiter, Boğa, Jüpiter ikizler her şekilde Boğa'ya yarayacak. Ama yani insandan yana çok fayda yok Boğalara bu sene. Şahane. Tutulmaları da söyleyeyim. Koç terazi tutulmaları var. Mart'ta, Nisan'da, bir de Ekim'de özellikle tutulma dönemleri sağlığınıza dikkat edin. Özellikle tam 12 çalışacak. Nedir işte sağlık? İşte baş bölgesi, bel bölgesi,
hani sağlık uzun çok ağır şeyler kaldırdı. Beni zaten aşağı taşıdın yalnız gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi, oraya burası biz işte. Yani şurası işte bel, ondan bel basen. Sonra bel basen, işte baş bölgesi, sağlık 6-12. Hani Mart, Nisan'da, Ekim ayında sağlığa dikkat etmenizde fayda var. Buyurun. Ve geldik yılın şanslı burcu i̇kizler. Olduğunu tahmin i̇kizler ettiğimiz ikizlere. Burcu. Şimdi ikizler burcu dediğimiz zaman bir kere 2024'de Merkür retro girdikleri için bir kafalar karışık geliyor olacaklar her şekilde. Hani iyiydi? Yok güzel. Ha. Onda bir sıkıntı yok. Ama aynen 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizler burcuna geçtiği zaman Plüton Kova'dan da o destek güçlendiği zaman aslında hedefleri, hayalleri, hayattan ne bekledikleri, ne istedikleri ve ne yöne doğru gitmeleri gerektiğine dair böyle bir hedeflerini daha somut adımlarla aslında ortaya koyabilme imkanı yakalayacaklar. Aynen öyle. Ama ilk yarısında o Jüpiter'in boğada olduğu dönemde ve Satürn balık burcundaki desteğiyle beraber hani kariyer anlamında toplum karşısındaki duruşları, sorumlulukları ile ilgili çıkması gereken şeyler çıkmalı. İlişkilerde belki yeni yapılandırmalar olmalı. İlişkiler anlamında aslında oldukça şanslı o koç ve terazi aksındaki tutulmalardan da fayda sağlayacaklar. Ve bu dönemlerde aslında ilişkileri nasıl dengeleri yeniden kuruyorlar bunlara da bakmaları gerekiyor. Bu sene çünkü ateş elementinde yönetici gezegenleri retro yapıyor olacak. Ve sene sonunda Mars'ın Aslan Burcu'ndaki geri hareketi özellikle yakın çevre ilişkilerini ve belki yaşadıkları yerle alakalı konuları gündeme getireceği için aslında ikizler için önemli bir sene olduğunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Jüpiter tabii ki ikizler, ben hiç kilolu ikizler görmedim bilmiyorum ama Jüpiter burçlarına geçmesiyle beraber belki birazcık hani hem maddi anlamda şansları artabilecekken kendilerini geliştirebilme anlamında desteklenecekken kilo dilleri alma şişer. Anlamında da dilleri şişer. Olabilir aynen. Dile vurabilir, çok konuşabilirler belki oradan büyüyebilirler. Ama özetle hedeflerine ve hayallerine ulaşma fırsatı yakalıyor olacaklar. 2024 senesinde çocuklarla yaratıcı işler, girişimler, ilgili sorumluluklar bu konularda ortaya çıkabilir. İkizler bu şekilde. Daha yengeçlerdeyiz o zaman. Aynen. İkizlere kötü bir şey yok anlık değil mi? Yani bitmesi gereken şeyleri bitirecekleri, belki taşınacakları, belki husumetleri bu işte Mayıs döneminde, Ağustos döneminde çözme olasılığı karşılarına çıkıp çözemezlerse Aralık sonunda böyle yepyeni bir düzene kendilerini taşıyacakları bir sürece giriyorlar aslında. Yengeç burcu da büyük bir dönüşüm döneminde. Yani önemli değişimler zamanında. Çevresindeki insanların da örneğin maddi gelirleri değişebilir. Yani diyelim ki eşim bugüne kadar eğitimden para kazanıyordu, artık başka bir alandan kazanabilir. Enteresan bir değişim ve dönüşüm korkusu başlayabilir. Kalabalık içinde kalabalık içinde bazı anksiyete yaşama durumları, işte ölümden korkmak gibi bazı hissiyatlar. Bunun için gerekirse psikoterapi almaları iyi olabilir mesela bu süreçlerde. Hayatlarında çok fazla şey değişeceği için sabit kalmak isteyecek yengeç, yani de evine yuvasına bağlı. Ama bir taraftan da şartlar değişeceği için bunun kaygısını yaşayarak başlayacakları bir yıl gibi görünüyor. 2 Eylül 19 Kasım arasında Plüton Oğlak geri geldiğinde evlilik ve devam eden ilişkilerde hani çok da zorlamamak lazım. İdare etmek lazım, daha tatlı tatlı geçmek lazım. Kavga etmesinler yani. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizlere geçecek. Aslında başvuruları varsa, ki hiç sevmezler normalde ama eş durumundan gidebileceklerini düşünüyorum. Yurt dışı ve şehir dışı bağlantılı işlerde şansları çok açılacak. Uzağa gitmek, uzakta eğitim görmek, üniversiteyle ilgili konuları ya da eğitimsel konuları dışarıda yapmak, astrolojiye, eğitim alanlarına, spiritüel alanlara, varsa özellikle tıp alanında öğrencilik yapan mesela fizik, kimya, biyoloji alanlarında büyük bir derinleşmeleri de olacak. 21 Nisan'da Jüpiter-Uranüs kavuşumu var gökyüzünde. Kariyer gelirlerinde bir artış olabilir. Terfi ya da maaş zammı dönemini açıklayabilir. Doktora yapmak, tez yazmak ya da bunların sınavına girmek açısından da son derece olumlu bir dönem olacak yengeçler için. Tutulmalar da mütemadiyen kariyer ve aile ev hayatlarını etkilediği için doğal olarak taşınma, yer değiştirme, ev değişiklikleri, aileye bir bebek katılması, yeni bir bireyin gelmesi ve arzu ediyorlarsa da kariyerle ilgili değişimler anlamında Mart, Nisan, Eylül, Ekim ayları. Bu sene yengeçler için değişim senesi galiba. Evet, bazen değişimler zor oluyor biliyorsunuz. Hı-hı. Hani hemen adapte olamıyoruz ama ben hep şey savunurum. Risk alanlar kazanır. Kazanır. Geldik aslanlara. Evet. Şimdi aslan ve yükselen aslanlar 2024 senesinde daha seneye girer girmez Plüton Kova'ya geçiyor 21 Ocak'ta. Onlar bu etki, hayatlarındaki devrimi, aslında büyük değişimi, İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri alanında yaşayacaklar.
Şimdi diyelim ki kötü giden bir ilişkisi var ya da kötü giden bir ortaklığı var ama bir türlü orada gerekli aksiyon olmuyor. İşte bu Plüton'un buraya girmesi bir de yıkacak bir kere. Yani orada ilişkileri kötü gidiyorsa. Yani eğer, sallananları yıkacak. Evet, yani çürük olanı Plüton temizler. O yüzden kötü giden ilişkiler, ortakları, anlaşmalar, işbirliklerine 21 Ocak'tan sonra şans verilmeyecek belli ki, bu bir. Tabii ki Plüton'un buraya girmesi aslında diğer taraftan, diyelim ki hayatta kimse yok, bir ortağı da yok, bir işbirliği yaptığı insan da yok, yalnız, bekar vesaire. Plüton güç demek. Demek ki güçlü insanları hayatlarına çekecekler. Güçlü bir eş, güçlü bir ortak, güçlü bir partner, güçlü bir iş ortağı, güçlü bir işbirliği yapabileceği insanları belli ki hayatına çekecekler. Bir de şu var aslan ve yükselen aslanlar için. 2024 senesi özellikle öyle bir hayalleri varsa eğer, yurt dışı ile ilgili çok acayip böyle güzel fırsatlar karşılarına çıkabilirmiş gibi duruyor açıkçası. Bunun yanı sıra fırsatlar nereden? Aslan ve yükselen aslanlara 26 Mayıs'a kadar fırsatlar iş ve kariyer konusunda acayip şanslı bir süreç. Terfi ise terfi, ondan sonra yükseliş, zamsa zam. Yeni işe yeni iş. Evet, kendi işlerini kurmak istiyorlarsa kursunlar, patronlarının gözüne mi girecekler, girerler. Çok böyle keyifli bir dönem kariyer açısından. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter onlara arkadaş çevrelerini belli ki kat bir kat böyle arttıracak. İşte bir sürü 70 mahallede tanıdık yapacak. Böyle bir sürü insana kart vizit dağıtacak. Çok tatlısın ya. Böyle güzel anlatıyor ya. Bayılıyorum ya. Ben de bayıldım gerçekten. Ondan sonra bir de 11. ev ödülleri ve böyle aslan ve yükselen aslanlar, çok beklediğiniz ödüller müdüller varsa bu ödülleri alırsınız. 12 senede bir Jüpiter geliyor, kolay değil yani 11. ev özellikle çok böyle keyiflidir. Umutlarınız, hayalleriniz, ne varsa böyle istediğiniz gerçekleşmesi, bu gelir, gerçekleşir. Ama bir de Satürn gerçeği var. Yani sorumluluk alanımız. Bu aslanlar için anladım. Evet, aslan ve yükselen aslanlar için. Bir de şimdi Satürn gerçeğimiz var bizim. Satürn tabii ki balıkta seyahat edecek. Balık tabii ki sizin 8. eviniz. Yani aslında diyor ki 2024 boyunca paraya dikkat edeceksin artık. Yani kredine. Her şey var, para yok. Yani para yok değil de kendi cebindeki parası var ama kredi mesela hayır. Yani kredi, borç, işte vergi konuları. Bursu falan mı kesilir gibi bir şey? Yani bursları falan anlatıyor. Yani orada ödemek kesilmeler gibi bir şey mi? Mesela burs kesilir, nafaka kesilir falan. Hani böyle başkalarına muhtaç olan paralar. Olduğun yerlerde güvenme. Evet. Güvendiğin dağılarak ekonomik kar yağacak. Hani o yüzden her zaman bir yedekte bir B planı tutmakta fayda varmış gibi duruyor açıkçası. Ya da işte bir yatırım yapmak istiyordur. Ya kocada nafaka alıyorsan nafakaya güvenme, yeni bir koca adayı bul gibi. Koca adayı bulur bulmaz arasında karışamam tabii de ben. Orada ben rahatım yani. Hayır, zaten bu yoğun motivasyonla birlikte aslanlar seni böyle dalıyorlar yani. Dalsınlar ne olur. Aynen. Heyecanlı, 2024'e giriyoruz şurada şıkır şıkır. Onlar da şey yapsınlar. Biraz finansal konularda kısacası dikkatli olmak dikkatli gerekiyor ekonomik anlamda, yatırımlar konusunda. Herhangi bir insanın ipiyle kuyuya inmeyin. Yatırım konusunda özellikle de ayaklarınız yere sağlam bassın. Çünkü balık riskli hayal alemiyle ilgilidir. Parasal konularda riskli işlere girmeyin. Gerçekçi olmak gerekiyor. Tutulmalara baktığımızda ise koç terazi tutulmaları aslan ve yükselen aslanların bu sene çok fazla seyahat olacağını gösteriyor açıkçası. Böyle leyleyi havada görmüşçesine acayip böyle gezebilirsiniz tutulma zamanları. İşte Mart, Nisan, Eylül, Ekim böyle al böyle çantanı git yurt dışına, işte git şehir içi, aman şehir dışı bir yere, bayağı bir seyahat meyahat olur yani, keyifli geçecek, buluşacaklar bayağı. Sağlıkları bir de. Ne olmuş sağlıklarına? Dikkat etsinler. Etsinler. O sen da, de o Başak aslanlar mı? Aslanlar sağlıklarına dikkat sen etsinler. Sen de Başak burçlarına yüksek bir motivasyon var şimdi lütfen. Başak mısın? Evet. Hangi gün? 22 Eylül. Aa, ne güzel. Okey, Başaklar için çok enteresan bir sene yani, çünkü Satürn'den kısıtlanıyorsunuz, Jüpiter'den büyüyorsunuz, Plüton Kova'dan aslında imkanlarınız, fırsatlarınız artıyor. Dolayısıyla böyle hem sınırlandırılacaklar hem de kendilerini geliştirebilecekleri, daha ortaya koyabilecekleri yeni ifade alanları açılacak. Ama karar vermeleri de gerekecek. Eylül ayını çok kritik buluyorum. Yani Satürn burada onların otomatik olarak ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler alanında, yeni fırsatlar alanında bir hizaya getiriyor. Jüpiter aslında yılın
ilk yarısında eğitimler anlamında, seyahat anlamında desteklerken ikinci yarısında riskler almaları anlamında aslında açılmalarını ve kendilerini büyütmelerini sağlayacak. O noktada kafaları karışabilir. Kafa karışmasının en riskli olacağı zaman 2024'te onlar için Eylül ayı olarak gözüküyor. Eylül ayında çünkü Neptün kontaklı, böyle orada tutulmanın etkisi vesaire. Biraz kafa karışması derken ekonomik olarak mı? Yatırım, her anlamda iş mi? Hayatları, ilişkileri, ne yönde gitmeleri gerekti, işte önlerine bir sürü fırsat çıktı. Hangi konuda acaba geliştirecekler ya da hangi konuda uzmanlıklarını daha da duyuracaklar gibi konularda böyle bir şeyleri çok fazla idealize etme hatasına kapılabilirler. Bir şeyleri azımsama hatasına kapılıp yanlış zamanlamalardan kaynaklanabilecek problemler yaşayabilirler. Onun dışında aslında güzel de bir sene olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jüpiter boğa desteği onları sağlık anlamında da aslında destekliyor. Evli olanların hayatında bu Eylül ayındaki mesela etki önemli bir zaman. Aldatılacaklar mı? Yani dikkat edin. Bak şimdi durduk yere. Sen durduk yere şimdi. Durduk yere şimdi. Eşi de orada otururken falan böyle şeyler söylenir mi? Ne diyorsun? Yani ne diyorsun? Vallahi bu burçlardan beter. Bu saklası Jüpiter bu. Mayıs ve aralığa dikkat. Ben senin için demedim ki. Ama başaklara deme böyle şeyler. Ama 7'de nefesimiz alındık. Sokma bilinçaltımıza böyle şey. Hakikaten niye böyle şeyler yapıyorsun? Ya da şöyle olabilir. Yedi mi fırçayı kaldım ben? Vallahi ya da mesela şey olabilir. Karşılarına Mayıs ayında çok güzel bir fırsat çıkabilir. Bunları kullanmaları önemli. Aralıkta tekrar bu fırsatı kullanmak için imkan açılabilir. Doğru vakitte, doğru zamanda harekete geçebilmek. Aksiyon almak yani aslında. Bu sene başakların karşısında fırsatlar çıkacak. Doğru zamanda bu fırsatı değerlendirmeli lazım. Aynen öyle. Aynen. Bu arada ikizler de başakta bütün merküryenler bana geldi. Merkür retrosunda. Bari Merkür retro ne zamandır onu da söyleyelim. 1 Nisan, 26 Nisan, 4 Ağustos, 29 Ağustos, 25 Kasım, 16 Aralık tarihlerinde 2024'te Merkür'ün retrosu sürekli var. Sürekli retro olarak olmayan tarih kalmadı. İşte yılda evet, şey yok. 3 kere. Böyle. Başaklar bu şekilde. Zaten 3 kez, 4 kez oluyor her sene. Alıştık. Merkür evet. Retrosu. En meşhur retro zaten. Başka retro var mı? Mars var bu sene Mars. İşte bir de sene sonunda Aralık'ta. O da kötü bir şey değil mi? Önemli çünkü yani sonuçta tutulmaların kuzey tarafı Koç'a götürüyor bizi ve Koç'un yöneticisi Mars günün sonunda. Için. Dolayısıyla özellikle mesela Ağustos döneminde hayatımızda beliren konularla ilgili ciddi aksiyonları almadığımızda Aralık çok yıkıcı olabilir. Herkes, bütün burçlar için. Evet, bütün burçlar ve bütün dünya için. Oy. Terazilerde tanınmak için yaptıkları işleri ortaya koymak için çok yüksek bir motivasyon hissedecekler artık ama mesela çocukları varsa onlarla iletişim kurmanın çok daha etkili ve iyi yollarını bulmaları bulacak. Gerekiyor. Bulmaları gerekiyor. Çocuklarının talepleri değişebilir, hayatları değişebilir, okul değiştirmeleri gerekebilir, ergenlik dönemini çok daha ekstra yaşayabilirler vesaire. Bu alanlar biraz zorlayacak gibi görünüyor. Ya da bu dünyaya, anlattığın gibi bir bu dünyaya hani çocuk getirme fikri artık onlar için biraz korkutucu olmaya da başlamış. Senin yükselen terazi miydi? Hayır. Pardon. Ay sen niye taktın bana? Taktın ha, hakikaten ha. Ya bir saniye az önce. Bana bak, akrebi de ben anlatırım şimdi. Akrebi de sen anlatacaksın, vallahi billahi. Ay gerçekten ben anlatacağım. İkili ilişkiler alanınızda etkileyen şeyler var çünkü. Söylerim skandallar. Kalbi hayatımı söylüyorum. Skandallar peş peş. Ay bir şey söyleyeceğim Allah. Hani düşman vermesin ayol. Vermez daha, bizde çok var ya. 2 Eylül ve 19 Kasım arasında Plüton Oğlak Burcu'ndayken terazi burçları için evle ilgili değişiklikler gündeme gelebilir. Aile bireylerinin bir takım sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirler. Yaşlılarla ilgili belki bir dedesi vardır, anneannesi vardır. Onların bakımıyla ilgilenebilirler. 26 Mayıs itibariyle Jüpiter ikizlere geçtikten sonra eğitim alanlarında mutlak bir başarı. Hocasından destek, üniversiteden destek, akademisyen olmak istiyorsa harika, pilotsa çok iyi. Yani hava yolları, hukuk, astroloji, sosyal bilimler gibi alanlarda bir ekstra güçlenecekler. Basın yayın aynı şekilde. Kitap yazmak, kendini ifadede güçlenme, bunlar hep terazinin 26 Mayıs'tan sonraki dönemini özellikle vurguluyor. Geçen yıldan beri sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir durum var. Bir de hayat onlara bazen dur, yani sen ne istiyorsun? Günlük hayatında ne oluyor? Hani çalışma arkadaşlarınla mutsuzsan o zaman git ona söyle. Ya da burada yapamıyorsan başka yere git. Buradan git ve o zaman kendine bir sistem kur demeye çalıştığı bir dönem. 21 Nisan'ın artı eksi bir haftasında az önce konuştuğumuz o kriptodan zengin olma ya da bir para gelmesi, bir miras meselesinin çözümlenmesi,
eşinin ya da bir sevdiği insanın yakınında bulunan insanların finansal olarak çok daha bolluğa eriştiği bir dönem. Gerekli ise bir tiroid, guatr ve kadın hastalıkları ile ilgili de ameliyat olmaları gerekebilir. Tutulmalar ilk dönemde yani Mart-Nisan döneminde ikili ilişkilerde bir düzenleme. Yani bu da demek oluyor ki problemli bir ilişkileri varsa bitecek. Ama her şeyin yolunda olduğu bir ilişki varsa Tuğçe'nin de söylediği Merkür retrolara çok denk gelmeden evlilik planı da yapılabilir. İkinci yarısında yani Eylül-Ekim döneminde bu kez sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor ve planladıkları iş değişikliklerini aslında özellikle kendileri kuracaksa Eylül itibariyle yapmaları tutulmalarının da gücünü arkalarına alarak yapmalarına sebep olabilir. Tutulmalarda pozitif etki yapıyor yani. Evet. Şimdi Akrep Burcu'na geldik. Akrep Burcu'ya sen kendi Burcu atamazsın. Bir de bak. Buyur. Akrep Burcu bu sene itibariyle aslında kendi psikolojisine çok önem vermesi gereken bir dönem. Yani doğruları söylemen gerekmiyor. Onu... Aşkım benim. Ben çok seviyorum arkadaşımı. Onu herkes çok seviyor. Biz gerçekten 13 yıldır arkadaşız. Ben hani izleyiciler onu ekrandan tanıyor. Siz de iş aracılığıyla tanıyorsunuzdur. Ama ben birebir de tanıyorum. Ne kadar iyi bir kalbi olduğunu, ne kadar misafirperver olduğunu. Ne kadar eşinin, dostunun, arkadaşının yanında olan bir insan olduğunu biliyorum. O yüzden hani o hani bazen şeye çok inanırım. Pişman oldun mu şimdi böyle söylediğin kötü şeyleri? Ay valla utandım beni. Senin yükselenin neydi? Dur şunu söyleyeceğim. Yay mıydın? Ya için iyi şeyler söyle şimdi. Ekranda bazen birilerini görürler çok hayran olurlar mesela. Halbuki o insan özel hayatı berbat çok yanlış aynen, bir insandır. Ama Dinçer çok doğru bir insan. Hani onu belirtebilirim. Her neyse. Şimdi ben alamadım. Kızardı. Akrebi alayım ben sana. Teşekkür müyüm ben sana? Akrep ve yükselen akrepler, 2024 senesinde bir kere değişimleri nereden yaşayacaksınız Plüto ile birlikte? 21 Ocak'tan sonra ev, yuva, aile ile ilgili konularda büyük devrimler, büyük değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız şehir, mahalle, ülke değişebilir. Böyle bir döneme giriş yapabilirsiniz. Hatta bununla beraber belki de kariyerinizle ilgili konularda yeni bir şeyler deneme ihtiyacı veya heyecanı hissedebilirsiniz açıkçası. Denesinler mi? Deneyebilirler bence yani. Bence deneyebilirler. Sonra bir şey Plüton geçiyor tam kök noktadan. Tabii Plüton kök noktadan geçmiş demek belki de bilmediğiniz, sizin çok derinlerde kalan bazı zenginlikleriniz de ortaya çıkıp yani Mısır'daki de denizden gerçekten de bilmem kaç kalabilir. Milyon dolar para kalabilir yani. Doğru yere yatırım yapmışız arkadaş olarak. Yani hani bu durumda hani Mısır'da bir deden yok ama olsun. Belki çıkar. Yani belli olmaz ama hani hakikaten çok böyle bilmediğiniz, etmediğiniz, kendi aileniz, aile köklerinizle alakalı 21 Ocak'tan büyük sonra büyük biraz falan gelir beklenmedi. Her şey mümkün. Çok böyle ilginç bir süreç bekliyor sizleri. Akrep ve yükselen akrepler. Peki fırsatlar nereden? 26 Mayıs'a kadar her türlü evlilik, ilişki, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda 26 Mayıs'a kadar acayip böyle şahane, çok güzel bir dönem bekliyor sizi. Her türlü ondan sonra imzalarınızı atın, ortaklıklarınızı kurun, evlilik yolunda adımlarınızı atın, birine evlenme teklif edecekseniz edin. 26 Mayıs'a kadar acayip şanslısınız. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter 8. eve geçecek. Bu ne demek? 8. ev demek ki artık biraz daha bir acaba yatırım yapayım ihtiyacı olabilir. Yapabilirsiniz. Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirleriniz vardır. Bunlar ciddi bir şekilde artmaya başlayabilir. Sağlığınız daha böyle bir koruma kalkalığı altına girer. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Belki biraz böyle parapsikoloji, bilinçaltı, okült konular, bu konularda böyle araştırmalar yapabilirsiniz. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, finansal açıdan nispeten daha rahat bir yılın ikinci yarısı tablosu varmış gibi duruyor. Öğrenciysen burs bulursun, eşinden ayrıldıysan nafakayı kolay alırsın, işte miras konuları çözülür, bir şey kaynak arıyorsundur yatırım için. Sende fikir vardır, birisi para yatırsın diye arıyorsundur, bunu bulursun. Böyle iyi bir süreç başlayacak. Ama hayat sorumluluklar yok mu? Var. Sorumlulukları nereden alacaksın? Çocuktan alacaksın. Çocuk sahibi olmak, belki iki defa düşünmen gerekebilir bu konuyu. Ya da mevcut çocuğunun eğitimiyle alakalı olabilir bu. Hangi okula vereyim? Bu okul doğru mu? Ya da şu an mevcutta devam ettiği okulda öğretmeniyle ilgili bir sorun yaşıyordur. Bunu çözmek biraz zor olabilir belki eğitim konusu özellikle akrep ve yükselen akrepler için. Biraz tabii ki aşk konusu da önemli. Tabii aşk konusu şöyle, 5. ev keyif ve hazlarla ilgili. Hayat size keyif ve haz almayı öğretecek. Yani sizin aslında hayatın tamamının işten var olmadığını,
mutlu olunması için de bir şeyler yapılması gerektiği. Akrepler hedonizmi keşfedecekler. Biraz keşfetmeleri gerekecek. Yani seksi keşfedecekler. Akrep. Işte evet. Ya, şu anda ekran başına çığlık kadar akrepler var. Daha nereye kadar? Yani gülmeyeyim diyorum ama. Ne? Sus artık. Satürn 5'ten geçecek yani sonuçta. Ya kendi burcu ya, o yüzden. Ama benim eşimin burcu. Hadi be. Yemin ederim. Yeter artık. Benim komple akrep olduğum söylememe şey gerek yok. Yani ne var? Keşfedecekler işte. Aa. Şu anda herkes akrep olmadığına pişman. Yani bunun dışında işte dansı keşfedersin. Keyif. Hayatın haz ve keyif veren noktaları. Beşinci evinde borsayı keşfederler. Çok rahatladım şu an Dinçer. Niye? Ha, dedin şu an borsa nasıl? Borsayı keşfedersiniz. Hobileri keşfedersiniz, makreme keşfedersiniz, evruf keşfedersiniz hani. Hani o yoksa o var o zaman. Hani böyle bir keşif süreci olabilir belki sizler için. Diyeyim ve ben artık hani topu şöyle bırakayım. Yay burcu. Şimdi bak bu size çok iyi gelecek çünkü senin de yükselenin yaymış. Akrebi yayı toparlayacağız hadi. Burada bu evet. Sayede. Aileyi kurtaralım. Aynen tekrar. Öyle. Şimdi Satürn balık burcunda olduğu için yaşadıkları yerde. Yani ev alanında kısıtlanıyorlar. Belki yaşlı birinin bakımını üstlenmek zorundalar. Belki taşınmak durumunda kalıyorlar. Belki evi renove etmek gibi konular gündemlerinde. Sağlıkla alakalı konularda belki sınırlandırılıyorlar. Ama Jüpiter 26 Mayıs'a kadar o boğa burcundaki transit o kadar güzel destek sağlıyor ki aradıkları aslında yardımı gerek evde, gerek sağlıkla alakalı bir konuları varsa sağlık sektöründe doğru doktorlar, doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla buluyor olacaklar. Sonrasında Jüpiter İkizler Burcu'na geçtiği zaman belki yeni fırsatlar ve girişimler anlamında aslında böyle bir zaman açılıyor olacak yılın ikinci yarısında onlar için. Tutulma özelinde baktığımız zaman da hayat onları aslında beşinci eve götürüyor. Yani az önce bahsettiğimiz işte çocuk konusu, mesela yükselen yaylar ve yay burçları için belki çocuk sahibi olmak, belki yeni girişimlerde yeni spekülatif yatırım araçlarını kullanmak, değerlendirmek anlamında güzel bir şey. Bu Eylül ayında sadece dikkatli olmaları gerekiyor onlarda. Çünkü bu Başak Burcu'nda ve Balık Başak aksındaki Neptünyen etkiler hedeflerini tayin etmekte kafa karışıklığı ortaya çıkartacak. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Aynen oraya öyle. Mı gitsem, buraya mı gitsem? Aynen. Burada böyle bir çözülme ortaya çıkabilir. İlişkilerde çözülmeler ortaya çıkabilir. Bunun dışında görünürlük kazanmaları, kendilerini ilişkilerle geliştirip zenginleştirebilecekleri fırsatlar elde etmeleri söz konusu. Ve yatırım yapmak için de fırsatlar yakalıyor olacaklar. Dolayısıyla yani ben sizi evde çocuk sahibi edindiriyorum aslında. İkinizin haritasında birleştireceğim zaman. Zaten onun söylediğinin doğal sonuç olarak o çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Hani o sordu da Neptün aldatılma hani böyle bir şeye hayır, gelecek. Hayır istemiyormuş ama. İşte hani Neptünyen bir etkiyle. İki tane çocuğumuz var. Üçüncüyü mü yapalım? Dört diyorlar bize. Bugünlerde dört diyenler var. Bana mı yapıyorsun? Böyle yapıyorlar ya. Evet. Böyle yaylar. Oğlak burcunuzsa gerçekten tam bir para ve kariyer yılı. Yani hani nefret ediyorlar bunu söylenmesinden. Evet. Hep mi para, hep mi kariyer, aşk yok mu, sevgililik yok mu? Oğlaklara hep para mı gelir? Ya şimdi bu insanlar Satürn hakimiyetinde insanlar. Hep bir hedefleri var, amaçları var. Ama 2025'te aşk dönemi olacak onları. Jüpiter'le evet, yenge geçecek aynen ya. Aynen öyle. Bir acayip güzel olacak yani. Oğlak, yükselen oğlak. Yani bu sene parayı, bu seneye aşkı evet bulacaklar. Yani bunlar beni takip eden genellikle çok doğru sıralama yani. O yüzden yatırımlar doğru yere. Hani yeri gelince ufak tefek riskler alınarak tabii abartmadan yani kontrollü şekilde. 2 Eylül 19 Kasım arasında geçici olarak psikolojileri bir bozulabilir. Orada belki biraz daha hayata pozitif taraflarından bakmak ve her şeyde de aşırı hırs yapmamak. Hani geçen gün biriyle bir şey konuşuyordum. Ayla ilgili kazancı 100 bin lira ayda ama bu işten hiç de memnun olmadığını söylüyor. Yani şimdi belirli şartlarda çok tap bir şeyiniz yoksa, yani bir amacınız yoksa, kendiniz bir iş yapmayacaksanız, girişimde bulunmayacaksanız bazen elimizdekilerin de kıymetini bilmemiz gerekir. Yani belirli oranda yani, bir evet bir şükür. Bu sene oğlaklar gerekir. Biraz şükür etmeyi öğrensinler mi? Yok. Evet. Yani elindekileri de tabii ki öncelikle oh iyi ki bu bende var, var. Yeteneklerimle bunu yaptım. Üstüne hırslarına dizginlesinler yani bu sene. Aynen öyle, çok zor bir şey ama 26 Mayıs'tan sonra iş tekliflerinin gerçekten onlara çifter çifter gelebileceği bir zaman. Kabul etsinler mi? Kabul etsinler tabii ki. Çok da güzel bir zaman. Jüpiter onların iş hayatı alanına geçiyor. Çok. Ticaretle ilgili çok genişleyebilecekleri bir zaman. İletişim, yine basın yayın, eğitim alanlarından özellikle para kazanmak anlamında çok çok güzel.
Satürn balık burcunda kardeşleriyle, akrabalarıyla, çok yakın arkadaşlarıyla olan ilişkilerini geçen yıldan beri düzenliyorlar. Bu yıl da bunu yapacaklar. Bir de herkes Oğlak burcunu böyle çok ciddi bulur. Şimdi Satürn de yine 3. evde. Bazen belki birçok insanı korkutuyor da olabilirler. Hani niye benim sevgilim olmuyor, niye benim işte hayatıma biri girmiyor diyorsa belki biraz daha yumuşaksın. Biraz daha dışa dönük davranması. Satürn etkisinden biraz çıksın yani. Evet, faydalı olabilir. Yılın aşkla ilgili en güzel zamanı Nisan'ın ikinci yarısında. Oğlaklar için. Aynen. Ama tabii ki de olmayacak. Hiç boşuna heveslenmesinler. Ay yok, neden öyle? Çünkü suratsızlar falan böyle çok ciddiler. Aynen, aşk kapıyı çalacak ama içeri giremeyecek gibi. Yok yok, çok minnoş olanları da var. Var mı? İnşallah var. Tutulmalarla beraber oğlak, de... Babam var tanıdığım oğlak. Başka bir zaman bilmiyorum. Bir sert mizaçları var. Yani. Var değil mi? Ama çok da tatlı oluyorlar tanıyınca. Evet, ben yükselen de ama. Mesela çok ilginç bir istatistik söyleyeceğim. Dünyadaki stand-up yapan, komedi yapan, komedi oyuncuları, stand-up böyle yazarları, komedi yazarlarının çoğu oğlaktan çıkıyor. Cem Yılmaz değil midir mesela? Evet. Cem Yılmaz oğlak değil. Cem Yılmaz değil. Oğlak değil, Boğa. Değil. Boğa. Ha, Boğa. Ama mesela topraktan ve oğlaktan çok fazla. Çünkü müthiş bir gözlem yeteneği. Evet. Ve hani ve bahsettiğim böyle hani bir sulu bir komediden bahsetmiyorum. Hani böyle ciddi bir komediden real bahsediyorum. Deniz, evet. Deniz Göktaş gibi. Evet. Hani hep böyle oğlak tanıyor musun? Çıkıyor. Hayır. Müthiş bir. Bilmiyorum. Müthiş. Favori komediyim şu an. Oğlan. Favori stand-upçı. İyi. Yani gerçekten böyle güzel çok. Bir şey var yani oğlan aslında. O gördüğümüz, o suratsız dediğimiz, o mesafeli dediğimiz şeyin arkasında acayip bir dünya var orada aslında. Ben oğlak mıyım acaba? Çok ben suratsızım. Ben yükselenim oğlak işte. Evet mesela yani Tuğçe yükselen oğlak inanılmaz komik bir kadın. Evet. Siz yüz yüzlerde de neşe okuyor. Yani. Ben mutluyum. Dramaların içerisindeki kraliçe. Evet, kraliçe. Oğlak da bitti. Oğlak bitmedi. İlk bu Mart-Nisan dönemindeki tutulmalarla birlikte taşınma ya da yer değiştirme konuları desteklenir. İkinci yarıda ise istiyorlarsa yeni bir teklif bekleyebilirler. Mesela diyordur ki ben A firmasına başvurdum, ne zaman cevap gelir? Eylül-Ekim'de böyle bir şeyi bekleyebilir. Ve geldik, son burcu geldi. Kovalara. Bir ha sonra balık var. Kova ve yükselen kova burçları çok önemli bir sene sizler için. 2024 senesi önümüzdeki 20 senenin aslında başlangıcı olacak sizler için. Plüton burcunuza giriyor, kovaya geçiş yapıyor. Tabii ki Plüton bir burca girdiği zaman önce orayı bir düzeltmesi gerekiyor. Bir yıkacak orayı ve yeni bir sistem ve düzen kuracak. Plüton güç kazanmak demektir. Yani 20 senelik güç kazanacağınız yıllara giriş yapıyorsunuz sevgili kova ve yükselen kovalar. Çok önemli bir süreç. Hayatınızda çok büyük, çok büyük yapılanmalar, kendinizde çok büyük değişiklikler, her anlamda ilişkiler, para, yaşadığınız yer, kariyer, yani biraz hayatı çok derin bir yerden sorgulayıp sevmediğiniz ne varsa her şeyin ipini çekeceğiniz bir 2024 senesi sizleri bekliyor 21 Ocak'tan sonra. Peki fırsatlar nereden? Bir kere fırsatlar daha fazla sizlere ev, yuva, gayrimenkul, toprak, arsa, taşınmaz mallar, ailevi konulardan yana fırsatların çok böyle bol olacağı, bu alanlarda güzel gelişmeler yaşayacağınız, geniş bir eve taşınmak, elinizdeki evi satmak, daha iyi bir eve geçmek, başka bir ülkede yaşamak olabilir, ailenizden ayrılmak, kendi hayatınızı kurmak olabilir, evlenmek istiyorsunuzdur olabilir. 26 Mayıs'a kadar tüm bunlarla ilgili çok güzel bir süreç sizleri bekliyor. 26 Mayıs'tan sonra ise sizler için aşk zamanı başlıyor. Acayip böyle keyifli, ondan sonra böyle aşkın ikişer ikişer geleceği aslında bir süreç. No, bu seni rahatsız etmedi bu sefer. Ay bana ne? Kova olunca peki. Kova. Bu kova ve yükselen kovalar için çok böyle keyifli bir dönem aşkla ilgili. Hobilerinize daha fazla vakit geçireceksiniz. Hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Borsadan para kazanabilirsiniz. Jüpiter 5. evden geçiyor. İşte daha fazla kendinize hobi edinebilirsiniz. Ya anlattığın kova ikizlerden daha iyi görünüyor şu ana kadar. Keyifli çünkü. Bir de hani anlatana bakacaksın. Evet. Biraz böyle bir durum var. Bak ya ben anlattım. Merkür retro o yüzden. Şimdi Jüpiter kova, evet Jüpiter ikizler yani yılın ikinci yarısında sizler için oldukça keyifli. Peki sorumluluk yok mu? Elbette ki var. Tabii ki Satürn nereden geçiyor? Kendi kişisel cebinizdeki paranı temsil eden alandan geçiyor.
Parana dikkat edeceksin bir kere. Boş hayallerin peşinde asla koşmayacaksın. Satürn 2025'in ortasına kadar para evinde seyahat edecek. Bu da az kaynakla çok iş yapmayı öğrenmek gerektiğini aslında birazcık da gösteriyor sevgili kova ve yükselen kovalar. Ekonomik anlamda kendine belki bir çek düzen vermen gerekiyor olabilir. Harcama alışkanlıklarına bir düzen getirmen gerekiyor olabilir. Parayı idare etmeyi, yönetmeyi belki öğrenmen gerekecek olabilir. Sınavlar parayla ilgili konulardan gelecek 2024 senesinde. Bu kadar. Buyurun balıklar sende. Balıklar. Ve son burcu geldi. Aynen. Balıklar. Şimdi bak balıklar genelde çok şikayet ediyor. Çok, çok kısa. Çok kısa anlatıyorsunuz diye. Tamam. Yani şimdi... Eksik olsa sen devam edersin. Şöyle şimdi bir kere Satürn balık burcundan geçti kısa. Allah aşkına ya. Bir arkaya geçiyor ama da iki bir paragraf. Yani bütün burçlar böyle bir yazı balığa bu kadar. Çünkü son burç yoruluyor insanlar. Şişiyorlar orayı. Şimdi şöyle balıklar için Satürn burçlarında olduğu için bir kere zaten o bile kıstırıyor onları. Yani bir sınırlandırılmışlık, bir kısıtlanmışlık duygusu var ve bu yoran bir enerji aslında. Sağlık anlamında da zorlayan bir enerji. İşte saç, cilt, vücuttaki kan değerlerinde bir takım oynamalar, belki diş tedavilerinin gerekmesi gibi konularda bir zorlanma var ve biraz daha böyle... Ya balıklar için keyifli bir sene değil galiba. Değil açıkçası. Çünkü Satürn geldiği zaman aslında sorumluluk aldırması gerekiyor. Sorumlulukla yüklemek demek otomatik olarak pesimist olmak da anlamına geliyor. Bir tık hayata daha ciddiyetle bakmak gibi çalışıyor. O yüzden biraz yoruluyorlar. Ama Jüpiter ikizlere geçene kadarki sürede o Jüpiter boğadan balığa o desteği alıyor olacaklar. Hedefleriyle alakalı çocuklar, projeler, bunlarla ilgili konular ya da finansallarını nasıl yönetmeleri gerekiyor? Bunlarla ilişkili desteklenecekler. Bu ne zaman, hangi dönem? Yılın ilk yarısı mı? Yılın ilk yarısında. Fakat tutulmalar özelinde baktığımız zaman sonuçta hayatlarındaki krizler de görünür hale gelmeye başlayacak. Ve bu belki de işte yaz döneminde, Eylül döneminde artık kopması gereken ilişkiler varsa bunların bitmesi için de çok majör görünümleri ortaya çıkartacak. Bunun dışında gitmesi gereken giderken Jüpiter'in ikizler burcuna geçişi aile alanlarına gelmiş oluyor. Kariyer anlamında, sorumluluk anlamında yaşadıkları yerde belki atıyorum yeni bir düzene geçtiler. Belki sağlıklarıyla ilgili sorumluluk aldılar. Belki ilişkileri yapılandırdılar. Belki oturum izinleri sürecindelerdi. Belki işte atıyorum finansallar, para, miras konularıyla alakalı ciddi ayrışmalar, belki ortaklarıyla kopuşlar gibi konular gündeme geldi. İlla evlilik bitmesi de gerekmiyor. Jüpiter ikizler burcuna geçtiği zaman aslında onların kendi içinde o huzuru bulabilmeleri, daha böyle kendi içlerinde mutluluğu yakalayabilmeleri açısından da destek sağlıyor olacak. Tuğçe bir şey soracağım. Özür dilerim. Bölüyorum ama tanıdığım da böyle balık burçları var. Sağlıkla ilgili problemler yaşıyorlar. Şimdi Satürn balıkta olduğu için bu insanlar böyle söylediğimiz zaman bir ekstra korkuyorlar. Özellikle zor hastalıklarla meşgul olanlar falan. Onlara bir şey diyebilir misin? Yani Satürn balıktayken illa o bu zor hastalıklar daha da zor olacak diye bir kural var mı? Hayır, aslında tam aksine. Yani Satürn balık sonuçta bize sorumluluk aldıracağı için hani orada bir tedavi uygulanacaksa ya da doğru bir yöntemle karşılaşılması gerekiyorsa, dediğim gibi yılın özellikle ikinci yarısında o Jüpiter'in ikizlerden gelen iyileşme onlara destek sağlayacak. Bence dikkat edilmesi gereken, sağlık anlamında korkması gerekenler aslanlar. Ve genel olarak 2024'te herkes kardiyovasküler anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Vücudun sol yanıyla alakalı problemler, göstergeler, yani astrolojik sembolizme olarak baktığımız zaman, tutulma ekseninde ve Plüton ve Jüpiter özelinde baktığımız zaman, vücudun sol yanı kardiyovasküler hastalıklar. Ya kalpte gidiyoruz yani mesela. Dikkat edilmesi gerekiyor. Gidilmesi gerekmiyor ama alınması. Bir de yani ne için, hangi savaşa giriyoruz? Değer mi, değmez mi? Hani çünkü aslında bence yani kalbinizi fazla yormayın, değmeyen şeyler için. Aynen öyle. Stres yapmayın, sıkıntıya kendinizi sokmayın. Çünkü aslında bence 2024 pek çoklarımız için hakikaten ikinci bir şans senesi olacak. Yani, hem zor bir sene hem ikinci bir şans senesi. Evet, galiba, biz mi bunu nasıl değerlendiriyoruz ona İncel bakmak lazım. Ya çünkü İncel haklı. Bıyık altından pis pis çok biliyor. Haklı çünkü dediğim gibi yani Kuzey Koç'a gidiyoruz. Kimse sen ne düşünüyorsun, ne diyorsun diye sormayacak yanındaki. Biz o şansları gördük de sonunu da anladığımız için. Yani bu sene herhalde itişme, kakışma, gerilim senesi aslında. Aslında öyle. Yani bir de böyle olması gerekiyor. Aynen. Bir de. Çünkü Kuzey Koç'a gidilmesi gereken yer orası ya aslında. Kuzey Ay düğümü Koç'ta. Hani hakikaten bir yerde bir şey vardır hani. Kopsun şu ipartikleri, evet, görelim. Yani golü yiyelim, tehlikeye atalım. Evet. Hani bir görelim orayı. Aynen. Yeter ki bunu biraz daha diplomatik, biraz daha insancıl bir şekilde yapabilelim. Ya aslında galiba 2024'ten
az hasarla çıkma planları yapmak lazım. Aynen öyle. Daha dikkatli olmak lazım. Yatırımlar konusunda da ilişkiler... Katılmıyor musun? Yok yok, doğru doğru. Yani i̇lişkiler konusunda da gerekiyor. Fazla riske evet. girmemek lazım. Evet. 2024 birbirimizi zorlamamamız gereken, kendimizi, kaynaklarımızı zorlamamız gereken bir sene olması lazım aynen. mı? Aynen. Evet. Öfkeyi yönetmek evet. gerekiyor. Yani biraz böyle bir dikkat senesi. Evet, biraz da suyumuza da dikkat edersek iyi olur. Aynen. Suyumuza. Su. İçtiğimiz evet. suya. Evet, yani çünkü su artık daha da değerli bir şeye doğru dönüşecek. Zaten öyleydi. Çünkü neden bunu söylüyorum? Satürn kısıtlayıcı bir gezegen, zorlayıcı bir gezegen. Kaynakların hepsini kısıtlayacak. Evet, balıkta. Ha. Balık nedir? Su elementi. O yüzden biz 2023'te sürekli İstanbul'da su yağdı, yağmadı, baraj doldu, dolmadı vesaire. Hep bu endişeyle yaşadık. Evet. Biraz yani hayat bir ilk defa barajların doluluk oranını takip ettiğim bir yaş evet, yaşadım. Evet, her yani. Sabah oyuna bana bakıyorduk vallahi. Ondan sonra şimdi tabii ki Satürn balıkta 2025'in ortasına kadar kalacak ama sonrasında Neptün Koç'a geçecek. Evet. Suyun buharlaşması demek ve suyun savaşı. Ama su için savaşmak Neptün demek. Su gezegeni değil mi ya? Demek. Neptün su gezegeni. Evet ama evet. Koça ama gidiyor. Savaşmaya ateş. Gidiyor. Ha, savaşçı Koça geçiyor. Ha. Su savaşları. Su gerilimleri. Ama. 2025'te geçecek seneye. Evet, evet. Yani 2025'te su savaşları ya da suyun buharlaşması, küresel aynen. ısınmayla birlikte ya da su savaşları senin de söylediğin gibi. Yani artık önümüzdeki yıllar suyla ilgili her şey çok değerli su, olacak. Su, çevre, göç meseleleri çok evet. gündemli su, olacak. Su, aynen. su, çok yani, göçün de sebebi su ya zaten biraz ona. Su ya. Su mu? Yani çok sıkıntılı yani. Yeni kaynak. Mesela şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben adam suyu bitmiş su istiyor. Tarımın organini yaparsın. Barınmanın bilmem ikamesini bulursun. Hayatta her şeyin bir ikamesi var. Hayatta ikamesi olmayan tek şey su. Suyun bir ikamesi yok. Çay? Yok. Onu neyle yapıyorsun? Tükürük yapıyorum canım. Hani ikamesi olmayan tek şey su olduğu için... o yüzden ben 2024 değil ama hani çanlarını duyacağız. Hı hı. Ama 2025 ve sonrasında biraz benim suyla ilgili kaygım çok yüksek. Öyle söyleyeyim. Aynen. Kaldı mı şey? Yok. Beklemek istediğin. Balıkla alakalı. Yani balık diyen genel böyle. Suya ilave olarak şey söyleyebilirim. İşte bu yeni limanların keşfine belki bizi götürecek. Yeni liman mı? Evet, yani hani deniz ticaretini arttırabileceğimiz için Süveyş Kanalı yapamıyoruz. O zaman Aden'e gidiyoruz. Aden çok uzak. Acaba yeni yollar neler yapabiliriz, bulabiliriz gibi. Dünyada ticaret yollarının değişmesiyle ilgili aynen, bir şeyler oluyor. Aynen, su yollarında bir takım ilerlemeler olabilir. Fena tamam, konuşmadık. Süper. Yok yok, süper anlattınız zaten. Sen bir yuvayı az kalsın yıkıyordun ama. Yok. Ben çocuk verdim onlara. Sonra çocuk vererek tekrar birleştirdi. Çocuk vererek hayır daha da sığ su. İki çocuk var, üçüncü nereden çıkın noktasına geldiler. Yeni bir kaos teşekkürler deyip bize. İyilikle. Kameramanlarımız kameralarıyla çok ilgililer. Kendi burçları olunca böyle dikilip dinliyorlar. Ama genelde öyle olur şimdi. Hep zaten. Niye başlayayım? Mesela ben 10 burcu ayrı ayrı dinliyorum. İşte birisi kendi burcum. Evet. Diğeri kendime acaba bunu mu seçsem dediğim burcum. Annemin. Diğeri eşimin, öbürü annemin, öbürü kızımın, öbürü yeğenimin falan hepsi birinin burcu olunca insan hepsini, ben hepsini dinliyorum yani. Ne güzel. Bunlar bencil tabii. Bunlar kendilerine bakıyorlar. Görürüm sizi 10 sene sonra. Dinçacığım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim yine böyle büyük bir şeyin nezaketle davet ettiğiniz için. Estağfurullah, her zaman bekleriz. Zidem Hanım sağ olun. Tuğçe Hanım bizim için ta siz Dubai'den geldiniz, siz İzmir'den geldiniz, siz evden geldiniz. senin gösterin sürüyor mu? Sürüyor evet. Nerede? Zorlu'daydı. Tuşe sahnesinde. Ha Tuşe'de. Ondan sonra anlaştık. İşte 2025'te de herhalde orada devam edecek. Haftada bir, ayda bir. Ayda bir ya da iki defa ondan sonra benim iş yoğunluğuma göre biraz da karar verdiğim bir şey. O yüzden keyifli keyifli gidiyor. Neşen yerinde yani. Benim valla genelde keyifli süper. Yerinde. Bir ara Instagram'da saçlarını başını boyamıştın. Ne yapıyordun öyle? Saç şöyle makyaj. Makyaj yapıyordun. Hani böyle. Mitoloji karnı. İşte Efe var. Ya bir şey çok ilginç. Mesela yaptığımız makyajlar. Keşke Türkiye'de bu tarz makyajı yapan daha fazla insan olsa. Amerika'da falan ya da başka ülkelerde. Bu tarz plastik makyaj yapan bir sürü insan var. Acayip böyle bir dünya var orada ya. Evet. Biz mesela Efe'yle yapıyoruz bunu. Biz sevdiremedik insanları. Garip geliyor. Yok ya Türkiye'de çünkü. Türkiye'de galiba plastik makyaj evet. olayı yok bir de. Var, az var. Ya, çok bilen az yara yapacak kadar insan var. Evet, hani bir silah yarısı evet. yapacak evet. kadar. Evet. Hani çok böyle acayip acayip makyaj yok. Keşke bizdeki sinema ve film sektörü de bu anlamda gelişse.
Çünkü burada Türkiye'de çok yetenekli insanlar var bu arada. Yani. Yurt dışında bu işi şahane yapan Türkler var biliyorsun. Çok, inanılmaz yani. Yani bu işin en iyi sanatçılarının bazıları Türk dünyada. Doğru. Ve ama Türkiye'de, Türkiye'de yok. Keşke biraz daha gelişse burada ne insanlar Türkiye'de galiba var. Onunla ilgili ekmek yok. Türkiye'nin kaynakları, Türkiye oralara kaynak ayırmıyor. Oralarda bir cazibesi yok yani. Bu biraz da halkı, bazı sektörlerin halkı hakir görmesinden dolayı. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Çünkü şey diyorlar, buna bu kadar yetiyor zaten. Bazen de halkın o sektörleri hakir görmesinden dolayı olabiliyor. Evet. Bilemedim. Olabilir. Bakış açısı. Işte, tavuk yumurta, yumurta tavuk ilişkisi. Neyse, sonuçta değerli izleyiciler, 2024'te az önce söylediğimiz gibi Türkiye'de özellikle yaz aylarının yaz ortasında bazı karışıklıklar olabilir. Evet. Bazı sağlık sorunları yaşanmasından ötürü siyasi boşluklar olabilir. Ekonomik olarak Haziran'a kadar bir iyileşme, Ağustos'tan sonra ise bir çalkantı. Belirsizlik diyelim daha bir fazla. Bir belirsizlik söz konusu. Hani iyiydik diyeceğimiz bir dönem söz konusu. Yeni siyasette yeni işbirlikleri var. Türkiye'nin yönü farklılaşabilir. Başka yerlere doğru gidebiliriz. Doğru mu anlatıyorum? Evet. Aynen. Bunun dışında bütün burçlar arasından her zaman olduğu gibi iyi ve kötü olasılıklar söz konusu. Sadece işte herkesin dönemsel olarak farklılıkları var. O dönemleri bu programın sonu YouTube'da var. Açıp açıp tekrar izleyebilirsiniz. Ulan ne demişlerdi demezsiniz. Şampiyonun Galatasaray olacağı yolunda bir şey çıktı. O burası. İnşallah evet, iyi bir şey söylemiş. Benim için de açımdan iyi bir şey söylediniz. Geçen sene 3'te 3 Fenerbahçe demişlerdi. Olmadı. Bu sene 3'te 3 Galatasaray gibi görünüyor. İnşallah olur. Ama olmazsa da canımız sağ olsun. Sonuçta artık futboldan hiç ilgilenmiyorum. Çok da ikrah ettim yani. Biraz kesin öyle bir şey oldu ya kimse insanların böyle. Bıktırdılar artık. İnsanların genelde sevgi duyduğu, sempati duyduğu şeylere karşı bir şey oluyor. Evet. Çıkıyor her defasında ve bütün o sempatisini, aynen, sevgisini insanın kaybediyor. İnsanın inancı sevgisi kayboluyor her şeye karşı. Peki Türkiye'yi uzun vadede güzel şeyler bekliyor musunuz? Şöyle bir şey var Türkiye ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Bu Plüto dedik ya, aslında bu Türkiye'de de bir yere giriyor. Yani Plüto evet dünyada bir kova burcuna geçiyor ve genel bir etki var ama Türkiye haritasında da bir yeri değiştirip dönüştürmek için geliyor. Türkiye'nin 8. evine giriyor Plüton. 8. ev ekonomi demektir. Türkiye'nin 21 Ocak'tan sonra ekonomik anlamda uyguladığı politikalarda bence çok büyük devrimler meydana gelecek. Bir parlamenter sisteme geri dönmeyi düşünüyor mu acaba? Türkiye bambaşka bir ekonomi politikaları incelemeye, uygulamaya başlayacağı ve ekonomik anlamda, yatırımlar anlamında, Plüton güç demek en nihayetinde, güçlenmeye başlayacağı, ama bu yatırım nedir? Kovanın temsil ettiği yatırımlarla olacaktır. Kovanın temsil ettiği yatırımlar nedir? Teknolojidir. Dijital konulardır. Havacılıktır. Uzaydır. İşte uçak, havacılık vesaire bu alanlar ondan sonra olabilir. Burada biraz daha bir elinin güçlenmesi söz konusu olabilir ama ekonomik anlamda mesela vergiler, yeni vergi modelleri gelecektir. Yeni vergilendirme ile ilgili işte duymadığımız yeni vergiler çıkabilir mesela. Hani mesela böyle bir durum olabilir 21 Ocak'tan sonra özellikle, ama bence ülke Plüto 8. hani bayağı bir güçlendirecek aslında. Yani bir ekonomik anlamda değiştirecek, bir güçlenme. Değiştirecek en azından. Sistem değişiyor. O yüzden ekonomik de sistem değişiyor. Şeyi soruyorum. Bankacılık sistemi de değişecek bence. Parlamenter sisteme geri dönmeyi düşünürler mi acaba? Ya da böyle bir teklif götürülür mü kabul edilmese bile? Ha, öyle o kadar kesin bir sistem değişikliğinden bahsediyoruz. Evet. Yani bir teklif gidebilir tabii ki. Ekonomik anlamda bence bir düzen değişimi başlıyor. Bankacılığı yapma şekliyle ilgili. Bankacılığın uygulamasıyla alakalı. Yeni bir takım düzenlemeler, yeni kanunlar, yeni uygulamalar söz konusu olabilir. Tam 8. ev çünkü en nihayetinde burası. Kredilendirme, vergi konuları, kredi konuları, faiz konuları, faizi nasıl verecekler, neye göre belirleyecekler. Bununla ilgili yeni yöntemler. Mesela bu Plüto Kova ile birlikte ülke açısından belki faizi kişinin... bireysel anlamdaki ekonomisine göre belki kişiye özel bir faiz çıkacak gibi. Yani senin maaşın 10 liraysa sana böyle bir faiz. Belki bu söylediğiniz konutta olacak yenilikle ilgili bir şey yani olabilir. Yani belki olabilir. Doğru söylüyor. Hani haklısın, olabilir. İkisini üst üste getirerek de söylüyorum. Olabilir. Evet.
Ama ekonomik anlamda bizim bildiğimiz çok ezber bozan. Çünkü kova ezber bozan demektir. Nebati geri geliyor anlamı kadarıyla. Çok ezberlerin bozulduğu eyvah. Bir süreç bekliyor bize ekonomik anlamda. Bilgimiz olsun. Konuda ezber bozduğu zaman genelde sonu pek iyi olmuyor bizde. Hani o sizin yorumunuz. Hani benim gördüğüm bu sadece. Hani inşallah sen haklı çıkarsın. Çünkü ekonomide ezberi nasıl bozdular halimizi görüyoruz yani. Yok bu başka bir bambaşka bir hadi düzen. İnşallah senin dediğin gibi iyi olsun. Sistemleri üst düzeye taşımakla ilgili yenilenmesiyle ilgili şeyler söylüyorsun. Yani daha farklı bir çağ geliyor. Ya gibi. Başka bir çağ geçmek aynen. Demek çünkü aslında başka bir teknik değişim yani. Türkiye'nin evet. Gidişatına bakarsa ilk çağa doğru gidiyor olabiliriz belki. 2025'ten sonra daha güzel tabii. Daha güzel. 2024'ten sonra düzelme mi başlıyor? Daha olumlu evet. Bir ivmeyle gidecek yükselecek. Her sene bunu yapıyoruz ya biz böyle. Her sene. Bağ çalıp kaçıyorsun. Peki inşallah güzel bir sene olur. Sevgili izleyiciler 2023'ün son gününde 2024'ün öngörülerini yaptık. Dediğim gibi isteyen alır, isteyen inanmaz. Sonuçta biz burada konunun muhabbetini yapıyoruz. Sevenler, dinlemek isteyenler için. İnşallah bütün tahminler, kötü tahminler boşa çıkar, iyi tahminler daha da iyiye gider diyelim. Hepinize mutlu, güzel, keyifli bir sene dileyelim. Görüşmek üzere seneye, hoşça kalın.